Merhaba, iyi günler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la yayındayız. Kendisi Ankara'da ve biraz önce açtıkları genel merkezde. Ali Bey merhaba. Merhaba Ruşen Bey, nasılsınız? Sağ olun. En son sizinle 11 Mart'ta Ankara'da Bilkent Otel'de partinizin kuruluşunun tanıtımından sonra bir yayın yapmıştık. Tam salgın geldi geliyor günleriydi. Şimdi salgından çıkıyor muyuz günlerinde siz genel merkezi online olarak açtınız, çevrim içi olarak açtınız. Biz de şimdi sizde maalesef yan yana değil, uzaktan yayın yapıyoruz ama sizden bir söz alayım. Bir sonraki yayınımızı İstanbul'da stüdyomuzda baş başa yapalım. Öncelikle hayırlı olsun partinizin genel merkezi. Şunu soracağım, örgütlenmede ne durumdasınız? Mart ayında kuruldunuz. Yarın seçim olsa girebilecek durumda mı Deva Partisi? Teşkilatları ne durumda? Bir özetler misiniz? Öncelikle Ruşen Bey'in sesini biraz açmak mümkünse, biraz duymakta güçlük çekiyorum. Bu ilk soruyu duydum, sorun yok da bundan sonrasıyla alakalı problem olmasın diye. Ruşen Bey, evet en son sizinle 11 Mart tarihinde Ankara'daydık. Partimizin kuruluş töreninde beraberdik. Şimdi yaklaşık 4 ay sonra partimizin genel merkezinin açılışı vesilesiyle tekrar beraberiz. Bugün ilk defa bir genel merkezin dijital açılış törenini gerçekleştirdik. Pandemi ve bununla ilgili tedbirlere mümkün olduğunca uyarak ama mümkün olduğunca çok sayıda insana da ulaşmaya çalışarak güzel, coşkulu bir açılışı gerçekleştirdik. Bu genel merkezimizin inşası tamamlandı ama aslında çok daha önemli bir inşa sürecindeyiz şu anda. Yani yepyeni bir siyasi partinin yepyeni bir teşkilatını inşa ediyoruz. 81 ilde, 922 ilçede çalışıyoruz şu anda. 18 tane komisyon kurduk. Bu komisyonlarımız önce telefon görüşmeleri yaptılar. Arkasından Zoom görüşmeleri yaptılar. Nihayetinde 81'inde ziyaret ettiler. Oralardaki gönüllülerle, Deva Partisi'yle beraber yol yürümek isteyen arkadaşlarla buluştular, tanıştılar. Ve geçtiğimiz 2 hafta içerisinde toplam 24 ilimizin kurucu il başkanlarını görevlendirdik. Onlar hızlı bir şekilde o illerde teşkilatlanmayı tamamlayıp kongrelerini yapacaklar. Bu hafta yine yaklaşık bir 12-13 ilin daha görevlendirilmesini tamamlayacağız. Ve bu şekilde hızlı bir biçimde bütün Türkiye'de örgütlenmeye devam edeceğiz. Tabii örgütlenme çok önemli çünkü bazı mecraların ulaşabildiği vatandaş kitleleri var, ulaşamadığı vatandaş kitleleri var. Siyasette birebir temasta çok kilit bir konu. Partimizin programını, projelerini, Türkiye için hedeflerini vatandaşlarımıza tek tek birebir anlatacak, görüşecek çok geniş bir kadro oluşturmamız gerekiyor. Ve önümüzdeki süreçte biz sonbahar aylarında büyük kongremizi yapıp gelecek senenin ilk baharında olabilecek bir seçime hazır olmayı planlıyoruz. Tabii seçim ne zaman olur bilemiyoruz. 2023 Haziran'a kadar bekler mi, daha erken mi olur bunu bilemiyoruz ama nereden baksak hedefimiz bizim 2021'in ilk baharında olabilecek bir seçime hazır hale gelebilmek. Şu ana kadar da takvim çerçevesinde yürüyoruz. Kısaca özeti bu teşkilatlanmamızın. Biz bu yayını dün duyurduk, öğleden sonra duyurduk ve sizinle söyleşi yapacağımızı söyledik. İzleyicilerimize, takipçilerimize soru vermelerini söylemedik. Ama söylemememize rağmen çok sayıda soru geldi. Ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili ve açıkçası benim soru hazırlamama da çok gerek kalmadı. Çünkü görüyorsunuzdur önümde sayfalar var. Tam da sizin bu söylediğiniz meseleyle ilgili bir soruyu sormak istiyorum. Derler ki, Ali Babacan yıllarca Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalıştı. Onu bilen birisidir. Acaba Ali Babacan, Erdoğan için şu anda erken seçim iddiaları var biliyorsunuz, baskın seçim ya da spekülasyonları. Nasıl bir oyun planının söz konusu olduğunu düşünüyor? Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten böyle bir ortamda, böyle bir Türkiye'de erken seçim yapmayı düşünür mü? Ya da düşünmez mi? Neden? Erken seçim kararına yetkili olan iki kurum söz konusu. Birisi Cumhurbaşkanlığı, birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi, biliyorsunuz, yeni anayasaya göre. Dolayısıyla onlar adına bir tahminde bulunmamız zor. Ama sadece süreçle ilgili neyi beklemeliyiz, süreci nasıl okumalıyız? Ben sadece kendi görüşlerimi ifade edebilirim. O da şöyle, geçen seneki yerel seçimler biliyorsunuz AK Parti açısından, Sayın Cumhurbaşkanı açısından son derece kötü bir şekilde sonuçlandı. Yani İstanbul kaybettiler, Ankara'yı kaybettiler, Antalya'yı kaybettiler, Adana'yı kaybettiler, Mersin'i kaybettiler. Ve onun acı hatıraları daha çok taze. Ve herhangi bir genel seçimde benzer bir çalışmayla şu andaki muhalefet partilerinin etkili olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla mecbur kalmadıkça, zorunluluk oluşmadıkça ben bir erken seçim iradesinin gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani şartlar çok zorlayabilir. Ancak ondan sonra erken seçim olabilir. Peki bu şartlar nedir diye sorduğunuzda iki önemli konu var. Yani birincisi iktidar ortağının, yani Sayın Bahçeli'nin desteğini bir noktada çekmesi. Orada tabii herhangi bir rasyonelite hesabı, herhangi bir sebep-sonuç ilişkisini kurmak zor. Çünkü o gayet öngörülmesi zor bir alan. Dolayısıyla bir konu bu. Bir ikinci konu da ülkedeki şartların artık yönetilemez hale gelmesi. Yani ülkenin genel şartlarının artık yönetilemez olması ve dolayısıyla siyasi şartların, sosyal şartların ve ekonomik şartların bir seçimi zorlaması. Yani iktidarın meşruiyetini artık kaybetmesi, bir önceki seçimin üzerinden artık uzunca bir zaman geçti denmesi, bugün seçim olsa iktidarın bu seçimi kazanması imkansız denmesi. Dolayısıyla siyasi meşruiyet zemini zayıflayınca ülkedeki şartların kötüleşmesiyle beraber de bir erken seçim zorunluluğunun ortaya çıkması. Yani iki ayrı konu var burada. Bunların hangisi gerçekleşir, ne zaman gerçekleşir tahmin etmemiz zor. Biz ne yapıyoruz? İşimize bakıyoruz ve kaliteden ödün vermeden mümkün olan en kısa zamanda seçime girmeye yeterlilik kazanacak bir hazırlık içerisindeyiz. Ondan sonra bakacağız, bekleyeceğiz. Ne zaman seçim günü gelirse o gün vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Bununla ilişkili bir soru herhalde size en çok sorulan sorulardan birisidir ama bir kez daha ben de sormuş olayım. CHP'nin daha önce İYİ Parti için yaptığı bir uygulama vardı biliyorsunuz. Baskın bir seçim olma durumunda seçime girme şartlarını haiz olması için grup kurma, hatta iktidar ortakları MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunu engellemek için de siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu değiştirmek istiyorlar. Diyelim ki böyle bir şey oldu ki Türkiye'de her şey mümkün siyasette biliyorsunuz. Siz böyle bir teklife seçime girebilmek için Deva Partisi olarak böyle bir ödünç milletvekili fikrine sıcak bakar mısınız? Şimdi hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Akşener'in benzer ifadeleri oldu. Ben o ifadeleri iyi niyetle söylenmiş sözler olarak görüyorum. Yoksa bizim kendileriyle konuştuğumuz konular değil bu kesinlikle. Ve farazi bazı senaryolar üzerinden bir yorum yapmayı da bu aşamada doğru görmüyorum. Bizim şu anda bir A planımız var. Bu A planı da teşkilatlanmada belirli bir eşiği geçip seçime hazır bir siyasi parti olmak. Ama çok beklenmedik bir gelişme olursa o zaman kuşkusuz B planı, C planı bunlar konuşulur edilir. Ama burada tabii ilginç olan şu, yani Deva Partisi'nin kurulmasından hemen sonra özellikle iktidar tarafında engelleyici çalışmaların hız kazanması. Yani bunu her iki partiden de duyuyoruz. Hatta bir de üçüncü bir ortağı daha var biliyorsunuz. Ortağı olduğunu iddia eden bir parti var, iktidarın ortağı olduğu iddia eden. Bunların hepsinde bir panik var ve olayın nereye doğru gittiğini görüyorlar. Zemin kaybını görüyorlar. Deva Partisi'nin yükseleceğini görüyorlar. Şimdiden ne yaparız, nasıl bir tedbir alırız, nasıl bir yasal düzenleme yaparız ki bunları engelleriz gibi bir çaba var. Ama biz şuna güveniyoruz, halkın desteği arkamızda olduktan sonra bu tür çabaların hepsi boş, hepsi beyhude. Ne yaparlarsa yapsınlar, kazdıkları tuzaklara kendileri düşerler. Bu bizim yakın siyasi tarihimizde de örneklerle tespit edilmiş durumda. Çok sayıda örneği var. Ne kadar tuzak hazırlarlarsa hazırlasınlar, ne kadar engelleme çabalarına girerlerse girsinler, bu koydukları engeller bir süre sonra kendilerine engel olacaktır. Biz çok rahatız açıkçası. İşimize bakıyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye için güzel, geniş bir kadro kuruyoruz. Yarın iş başına gelsek gayet güzel yönetecek ekibimiz, fikirlerimiz, projelerimiz hazır. Bunların hepsi hazır. Ama öncelikle tabii seçime girmemiz ve seçimde halkımızdan o desteği almamız lazım. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz doğrusu. Bu seçim bağlamında yine en çok sorulan ama tekrar tekrar konuşmakta yarar olan bir konu ittifaklar meselesi. Biliyorsunuz eskiden böyle bir şey yoktu. Koalisyonlar oluyordu seçimlerden sonra. Şimdi koalisyonlar seçimlerden önce kuruluyor bir anlamda. İki tane ittifakı biliyoruz. Cumhur ve Millet İttifakı ve tabii ki sizi de AK Parti'den kopan bir hareket olarak muhalefette görüyor genel kamuoyu diyelim. Ve sizin bir muhtemel bir seçimde hangi ittifakta kimlerle birlikte olabileceğiniz sorusu ortaya atılıyor. Önce bir genel bir soru var, ondan sonra da onun içerisinde tek tek partiler üzerine de bir takım sorular var izleyicilerden gelen. Siz sonuçta kendinizi bugün itibariyle Millet İttifakı'na daha yakın görüyor musunuz? Şimdi biliyorsunuz ittifaklar yeni sistemle beraber ortaya çıkan yeni bir formül, yeni bir metot. Hatırlarsanız bu anayasa değişikliğinden önce anayasa değişikliğine evet diye kampanya yapanların en önemli argümanı şuydu. Anayasa değişecek, başkanlık sistemi gelecek, koalisyonlar bitecek ve artık daha farklı bir döneme girecek Türkiye diye. O gün o propagandayı yapanların bugün çıkıp da hala ortalarda nasıl dolaştıkları, nasıl milletin yüzüne baktıklarına ben hayret ediyorum doğrusu. Koalisyonlar bitecek, buna evet deyin, koalisyon dönemleri kapanacak diyenler bugünkü ittifak sistemini gördüklerinde ne diyorlar merak ediyorum. Yani o tutarlılık testini mutlaka bir yapmak lazım, bir gün kendilerine sormak lazım. Ama şu var, bizim partimizin şu andaki çalışması tamamen toplumumuzun birbirinden çok farklı kesimlerinin partimiz üzerinde ittifak kılmasına dönük bir çalışma. Yani bizim amacımız hangi siyasi görüşten olursa olsun, daha önce hangi siyasi partiye oy verirse versin, daha önce hangi ideolojinin ışığında hareket ederse etsin, ortak bir gelecek, ortak idealler, ortak hedefler, ortak değerler ve ilkeler etrafında buluşabildikten sonra biz ittifakı partimiz üzerinde oluşacak bir ittifak olsun diye görüyoruz şu anda. Ama bu hukuki anlamda ittifak değil, bu toplumsal ittifak ve bir bakıma insanların aynı ortak gelecek hayali etrafında ittifak kurmasından ben burada bahsediyorum. Onun haricinde bu ittifakların şekli mevcut ittifaklara baktığınızda çok değişebilir. Bugün böyle olur, yarın başka bir şeyler olabilir. Seçim kararı alındığında bambaşka şeyler ortaya çıkabilir. Yani bu tartışmaları ben çok çok erken görüyorum. Biz şu anda kendi partimizin, kendi siyasi hareketimizin kimliğini inşa etmekle meşgulüz. Çok erken aşamada bu konulardan bahsetmek açıkçası bizim için uygun değil. Biz özgün yeni bir siyasi parti kimliği inşa ediyoruz şu anda. Başka hiçbir siyasi partiye benzemeyen, Türkiye'nin gerçekten ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu ülkenin gerçek anlamda eksiklerini, noksanlarını, sıkıntılarını tespit edip bunları çözmek için talip olacak bir siyasi hareket inşa ediyoruz. Onun dışında herhangi bir şey söylemek bizim için çok çok erken. Peki burada özel olarak Gelecek Partisi daha çok soruluyor. Çünkü aynı yerden bir anlamda kopan kadrolar var. Bir tarafta Ahmet Davutoğlu, bir tarafta siz. İkiniz de AK Parti iktidarlarında çok önemli yerlerde bulundunuz. İki partide de buradan çok sayıda kadro var. Ve ittifaklar söylendiğinde Deva ile Geleceğin ittifak yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu yolunda sanki bir kanaat var. Katılır mısınız? Ya şöyle Ruşen Bey, bunu açıkçası zaman gösterecek. Yani zaman ilerledikçe bizim Deva Partimizin, kadromuzun, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hayallerimizin, planlarımızın bambaşka olduğu, aslında farkların çok olduğunu zaman daha iyi gösterecek. Dediğim gibi bunlar için çok erken. Biz henüz kurulalı 4 ayı tamamlamış olan bir siyasi partiyiz. Ama beklentilerin çok yüksek olduğunu da farkındayız. Ve o yüksek beklentileri karşılayacak bir siyasi anlayış şu anda oluşturuyoruz, inşa ediyoruz. Dediğim gibi çok erken bu konulardan bahsetmek için, konuşmak için. Bir soru var, çok güzel bir soru açıkçası. Bakalım bunun içinde erken mi? Müslüm Bey sormuş. Deva Partisi'nin yarın öbür gün AKP'lileşmeyeceğinin garantisi nedir? Ali Babacan'ın Erdoğanlaşmayacağının garantisi nedir? Yani siz bir anlatınızda zaten AK Parti'nin kuruluşunu vesaire olumlayıp sonradan eleştiriyorsunuz belli bir aşamadan sonra. Şimdi izleyicimiz diyor ki aynı filmi tekrar seyretmeyeceğimizin garantisini Ali Babacan bize nasıl verecek? Şimdi bunu öncelikle herhalde kadrolarda görmek lazım. Bizim kurucu kadromuz ve genel merkez yapılanmamız, arkasından da oluşturduğumuz teşkilat yapısı tamamen ilkeler ve değerler üzerinde. Ve çok farklı toplum kesimlerinden gelen, farklı görüşlerden gelen insanların ortak bir noktada buluşmasıyla oluşmuş bir siyasi hareket bu. Ve bu çeşitlilik, bu zenginlik, kadro zenginliği içimizde muhafaza edildiği sürece bu partinin istikameti tektir. Ve bu partinin sağa sola yalpa yapması, bu istikametten çıkması çok çok zordur. Çünkü kim gün gelip de o hedefler konusunda, idealler konusunda, ilke ve değerler konusunda gevşemeye çalışırsa sapasağlam o ilkeleri ve değerleri koruyacak yapamazsınız kardeşim. Burası kimsenin malı değil. Bu bir ortak hareket. Bu ortak hareketin ortak ilkeleri bunlar. Biz buradan taviz vermeyiz, sapılmaya izin vermeyiz diye büyük bir cesaretle, büyük bir yürekle konuşacak çok sayıda arkadaşımız var. Ekibimiz öyle bir ekip. Bu son derece önemli bir fark başka partilerden. Dikkat ederseniz AK Parti'nin kuruluş süreci Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan bir partinin teşkilatları, yapısı, fikriyatı üzerine kurulan bir parti oldu AK Parti. Bunun biraz çeşitlendirilmesi söz konusu oldu. Ama o çeşitlendirme çabaları da bir süre sonra tamamen boşa çıktı. Ve farklılıklar gösterecek az sayıda arkadaş da zaman içerisinde dışarıda kaldı. Şimdi Deva Partisi'nin kuruluşu öyle değil. Biz kapatılan bir partinin üzerine, onun temelleri üzerine kurulmuyoruz. Biz önce halkımızı çok iyi anladık, toplumumuzu çok iyi anladık, çok detaylı araştırmalar yaptık, yaptırdık ve o iyi bir siyasi ve toplumsal analiz üzerine bu siyasi partiyi oluşturduk. Vatandaşımızın artık böyle bir talebi yok. Yani şu andaki iktidar partilerinin Türkiye'yi götürmek istediği yön, Türkiye'ye vermek istediği şekil, halkın istediği, vatandaşların istediği bir şey değil. Halk bambaşka bir noktada şu anda. Ve hangi parti temellerinden koparsa, halktan koparsa, vatandaşın gerçek ihtiyaç ve taleplerinden koparsa hayatını sürdürmesi mümkün değil. Bakmayın şu anda devlet gücüyle, devletin gücüyle iktidar partisi iç içe girdiği için bu film biraz daha devam edebilir. Ama sürdürülebilirliği yoktur. Yani er ya da geç bu bitecektir. Ve halkın gerçek hissiyatı, talepleri, ihtiyaçları ülkenin nasıl yönetileceği konusunda belirleyici olacaktır. Ayrıca biz tüzüğümüze şöyle bir madde de koyduk. İlke ve Değerleri Koruma Kurulu diye bir yapı koyduk tüzüğümüze. Bu diğer partilerde yok. Orada uzun süre görev yapacak ve görevinden ayrıldıktan sonra bir dönemde siyaset yasağını baştan kabul edecek, taahhüdüne girecek insanlardan oluşan bir kurul var bizim yapımızda. Bu ilk kongreyle beraber oluşuyor bu kurul. Bu kurulun da işi sadece aynı nasıl bir anayasa vardır, bir de Anayasa Mahkemesi vardır. Bizim partimizin tüzüğü, ilkeleri, değerleri neyse onları koruma, yaşatma ve oradan saptırmamayla ilgili görevlendirilmiş bir kuruldur. Genel merkez, yönetim, hatta genel başkan üzerinde de yaptırım gücü olan bir kuruldur. Diğer partilerde de olmayan yeni bir yapıdır bu. Ama o tabii hukuki bir düzenleme, kendi iç hukukumuz. Fakat asıl kilit kadro. 90 kurucumuzu, daha sonra sisteme katılan 4 arkadaşımızı, toplam 94 tane genel merkez yapılanmamızdaki arkadaşlarımıza bakın. Görevlendirmekte olduğumuz il başkanlarımıza bakın. Bundan sonra görevlendireceğimiz il başkanlarına bakın. Onların kuracakları yapılara bakın. Bunlar öyle yapılar ki hiç kimse tek taraflı bir yöne bu partiyi çekemez. Çekmeye çalıştığı anda diğerlerinin tepkisiyle karşılaşır. Ki bu kadro demişken bir takım sorular var. Çok somut sorular bunlar. Mesela diyorlar ki Mehmet Şimşek niye yok? Olacağını bekliyorduk diyorlar. Niye yok diyorlar. Şimdi Mehmet Bey yakın arkadaşımız. Hükümette de uzun süreler beraber çalıştık. Kendisi bakanlıktan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışmaya başladı. Ve belli süreler olan kontratlar imzaladı. Şu anda kendisi özel sektörde ama yakın arkadaşımız. Yani ileride katılabileceğini varsayıyoruz. Bir başka soru... O artık şeydir, o gün hem kendi takdiridir, bizim partimizin yetkili kurullarının takdiridir. O ileride konuşulur bugünden. Olmayanlarla ilgili bir başka soru da biliyorsunuz bir spekülasyon var. Abdullah Gül'ün ekibinden bazı isimlerin parti kurucusu olmadığı, oldurulmadığı yolunda isimler de zikrediliyor. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç başta olmak üzere. Beşir Atalay başta olduğunu duyuyorduk. İlk kuruluş hazırlıklarında sonra görünmez oldu. Bunlar ne oldu? Haşim Bey, Beşir Bey... başka bir takım isimler de zikrediliyor ama en çok öne çıkanlar bunlar. Niye onları Deva Partisi'nde göremedik? Şimdi bahsettiğiniz isimlerin hepsi de bizim kuruluş aşamasında ve sonrasında fikren bize destek veren, partimizin ilkelerinin, değerlerinin, politikalarının oluşmasına katkı veren insanlar. Dolayısıyla hepsinin büyük emeği var hazırlık döneminde. Ancak bizde şöyle bir anlayış yok. Yani şu insanın ekibi, bu insanın ekibinden isimler. Bizde tek bir ekip var. O da Deva Partisi ekibi. Zaten bu tip bir anlayış. Yani A şahsının ekibi, B şahsının ekibi, C şahsına yakın insanlar gibi bir anlayışa girdiğimiz anda o zaman çok çürük bir temel üzerine bu yapıyı inşa ederiz. Burada herhangi bir kişiye değil, ilkelere ve değerlere bağlı bir ekip oluşturduk biz. Bağlılık sadece ilkelere ve değerlere, şahıslara bağlılık diye bir şey yok. Böyle bir anlayışla kurduk. Zaten eğer öyle bir algı varsa o algının çok da geçerli olmadığı nihai kurucularımızın oluşmasında ve partimiz için çizdiğimiz yönde çok çok açık belli. 17-25 Aralık'ı çok soruyor izleyicilerimiz. Halen şu anda canlı yayını izleyenler de soruyor. Daha önce de soranlar oldu. Siz orada nasıl bir tutum takınmıştınız ve şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları, o süreci çok sert bir süreçti biliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Evet, tabii 17-25 Aralık sanırım 2013 yılındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam çünkü aradan çok süre geçti. 7 yıl önce olmuş bir hadise. Orada yargı ve polis teşkilatına nüfuz etmiş ve orada bir bakıma neredeyse kök salmış diyebileceğimiz bir grubun belli dosyaları uzunca zaman birleştirerek, bekleterek o günkü yerel seçimlere 3 ay kala o günkü hükümeti düşürmek için yapılmış bir minik bir darbe teşebbüsü diyebiliriz. Minik bir darbe teşebbüsü. Yani yolsuzluk iddiaları üzerinden yapılmış minik bir darbe teşebbüsü. Tabii halkımızın sağduyusu çok kuvvetli. Halkımız bunun özellikle kasten yapılmış bir hazırlık olduğunu anladığı anda tercihini çok açık kullandı. Daha sonraki yerel seçimlerde de sonucunu gördük. Daha sonraki süreçte de gördük. Ancak Burada büyük bir yanlış. Yani bir kişi eğer yanlış bir para pul rüşvet ilişkisine girdiyse bir kişinin 17 defa 20 defa aynı suçu işlemesini beklemezsiniz. Yani bekletip dosyaları biriktirip de seçimden 3 ay sonra böyle toplu bir şekilde ortaya getirdiğinizde bunun amacının farklı olduğu ortaya çıkar. O cepheden baktığımızda konu çok net. Ancak o dosyaların 17-25 Aralık dosyalarının da bir noktada tekrar bir incelemesinde de ben fayda görürüm doğrusu. O günkü şartlarda, o günkü iddiaların tarafsız ve bağımsız bir şekilde bir noktada gözden geçirmesinde fayda var diye düşünürüm. Değerlendirilmesinde iddiaların fayda var diyorsunuz. Yıllar sonra da olsa. Evet. Bu önemli bir soruydu. Buna bağlantılı olarak gelen tabii ki FETÖ sorusu var. Fethullahçılar ve Ali Babacan ve Deva Partisi. Biliyorsunuz bu çok kullanışlı bir şey. Özellikle iktidar çevreleri bunu çok kullanıyor. Ama sizin bu konudaki duruşunuzu net bir şekilde insanlar merak ediyorlar. Sizin ve partinizin. Fethullahçılık konusunda ya da FETÖ deyin nasıl isterseniz. Ben Fethullahçılık demeyi tercih ediyorum. Ama çok kullanılan FETÖ biliyorsunuz resmi kullanımı. Nedir bu olay? Siz yıllarca ülkede çok önemli görevlerde bulundunuz ve bu kişileri de bir şekilde tanımış olmanız lazım, biliyor olmanız lazım. Yaşananlar ortada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu artık bizim kendi iç idari ve hukuki süreçlerimiz tarafından tescil edilmiş durumda. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Hele 15 Temmuz 2016 tarihinde bu kalkıştıkları askeri darbe teşebbüsü silahla, tankla, makinalı tüfekle bu ülkenin anayasal düzenini yıkmaya çalışmaları affedilebilecek bir şey değil. Bu işi planlayanlar, elebaşları, kim var kim yoksa hak ettikleri en ağır cezayla karşılaşmak zorundalar. Öte yandan bu FETÖ sürecinde her insanla ilgili, her sanıkla ilgili süreç birbirinden farklı yürüdü. Aynı durumdaki insanlar farklı mahkemelerde farklı kararlarla karşılaştılar. Hele olağanüstü hal döneminde, yani 2 sene süren 15 Temmuz 2016'dan sonra başlayıp 2 sene süren olağanüstü hal döneminde biliyorsunuz anayasa rafa kalktı ve güvenlik perspektifini önceleyen bir yaklaşımla o süreç yönetildi. O konuda da haksızlıklar yapıldı. O dönemin 2 önemli mottosu vardı biliyorsunuz. 1, kurunun yanında yaş da yansın. 2, acımayın, acınacak hale düşersiniz. Şimdi bu 2 motto hukuk devleti anlayışına çok yakışan konular değil. O sürecinde yine bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından ele alınmasında çok büyük fayda var. Ve haksızlıkları, mağduriyetleri giderecek bir çalışmaya da ihtiyaç var. Ama baştan söylüyorum, askeri darbe teşebbüsü bu ülkede affedilecek bir suç değildir. Kimse buna cüret etmemelidir, bir daha etmemelidir. Hak ettikleri en ağır cezayla karşı karşıya kalmadılar ki bundan sonra hiç kimse askeri darbe konusunu aklının ucundan bile geçiremesin. O yüzden bu verilen ağır cezalar yerindedir. Daha ağırı mümkünse daha da ağır verilmelidir. Ama kimler için? Planlayanlar, organize edenler ve fiilen o askeri darbeyi bilerek, isteyerek yapanlar için. Burada söylediğiniz bir hususu özellikle sormak istiyorum. Bir takım kurulların yanında yanan yaşlardan bahsettikten sonra bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil yargılamalar dediniz. Şu anda Türkiye'de bir hukuk devletinden bağımsız ve tarafsız bir adli yargıdan söz etmemiz mümkün mü? Bugün için. Bugün için yargının siyasi etki altında olduğu çok açık. Bu zaten zaman zaman ifadelerde de ağızdan kaçıyor biliyorsunuz. Yani öyle ifadeler kullanılıyor ki yürütmenin en üst seviyelerinden yani durum çok açık. Şu anda güçler ayrımı değil, Türkiye'de maalesef güçler birliği söz konusu. Bugün yürütme erki hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hem de yargı üzerinde ciddi bir güç egzersizi kullanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem yasama yetkisi var, görevi var, hem de denetim yetkisi var. Yani anayasayı açıp okuduğunuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme ergini baştan sona denetleyebilmesi lazım. Ama bugünkü meclisin çalışma şartlarını biliyorsunuz. Cesaret edebilirler mi böyle bir şey? Mümkün değil. Öbür tarafta yargıya bakıyorsunuz, hakimler, savcılar kuruluna bakıyorsunuz. İstenmeyen yönde bir karar çıktığında o hakimlerimizin, o savcılarımızın karşı karşıya kaldığı yaptırımlara bakıyorsunuz. Tablo çok çok üzücü. Ben sık sık gençlerle bir araya geliyorum. Geçenlerde yaptığımız toplantılarda hukuk fakültesinde okuyan gençlerin ağırlıklı olduğu bir grup vardı. Ve dedim ki ya bu yargıyı nasıl düzeltirsiniz? Bir arkadaş elini kaldırdı. Söz alabilir miyim dedi. Söyle dedim. Çok basit dedi. Bir, Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini görevlendirmede meclisin ağırlığı artmalı. İki, Hakimler Savcılar Kurulu'nun görevlendirmelerinde meclisin ağırlığı artmalı. Bunların hepsini doğrudan ya da dolaylı tek bir kişi atıyorsa Anayasa Mahkemesi'nin ya da Hakimler Savcılar Kurulu'nun etki altında kalmaması mümkün değil dedi. Bunu hukuk fakültesi 2. sınıftaki bir öğrenci bana söyledi. Çözümler çok basit Ruşen Bey. Çok basit. Yeter ki o irade olsun. Peki yani burada... bazı konular hani zor gibi görünüyor ama irade varsa ve niyetiniz iyiyse çözüm de bir o kadar basit. Yargı demişken çok sayıda soru da Sadullah Bey ile ilgili geliyor. Biliyorsunuz bir en kritik dönemlerin Adalet Bakanlığı'nı yaptı. Ona kafayı takmış çok kişi olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Geçmişte yaşananlardan dolayı. Bu konuda size... bu söylediğiniz hukuk meselesinde herhalde en çok konuştuğunuz kişilerden birisiniz. Biridir Sadullah Ergin ve partinizde çok önemli görevlerde ilk andan itibaren. Ne diyorsunuz? Sadullah Ergin'i nasıl biliyorsunuz? Bunu çok soran var onun için. Ben kendisini yıllardır tanıyan birisiyim ama burada soruları, cevapları sizden bekliyoruz. Evet. Siz de cevabı tahmin ederek sordunuz bu soruyu ama şöyle, o dönemde biliyorsunuz gündeme gelen hususlar ve bugün tekrar sorulan konular genelde anayasa değişikliği gerektiren hususlar ve yasal düzenlemeler gerektiren hususlar. O dönemde herhangi bir yasal düzenlemenin yapılması veya bir anayasa değişikliğinin yapılması o dönemin hükümetinin ve özellikle de o dönemin hükümet başkanının iradesi ve bilgisi dışında olabilecek şeyler değil. Böyle bir şey düşünülemez. Yani bir yasa değişikliği yapılacaksa veya anayasa değişikliği yapılacaksa o konudaki yani nihai siyasi karar ve yönlendirme bizzat hükümet başkanı tarafından yapılır. Bu konuları böyle değerlendirmek lazım. Böyle bakmak lazım. Çünkü hükümet içerisinde pek çok arkadaşımızdan ki ben biliyorsunuz 13 yıl hükümette bulundum. Pek çok arkadaşımızın gözümüzün önünde istemeye bazı adımları atmak zorunda kaldığını gördük. Arzu etmedikleri halde bazı konuları gündemde tutmak zorunda kaldıklarını gördük. Nihayetinde hani bakanların kendi bir inisiyatif alanı vardır ama yasal düzenleme ve anayasa değişikliği gerekiyorsa mutlaka öncelikle hükümet başkanının direktifleri ve tutum esastır. Bu vesileyle şunu söyleyeyim, benim Sadullah Bey'den bir yayın sözüm var. Bu konuları onunla inşallah çok gecikmeden, yıllar önce Medyascope'un ilk yıllarında kendisiyle bir kere yayın yapmıştık. İlk fırsatta onunla bu konuları daha etraflıca konuşuruz, izliyordur şu anda. O da notunu alır, en kısa zamanda yaparız. Çok darbeyle ilgili kontrollü darbe diye bir tanımlama var biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu dile getirdi. Bu tanımlama size anlamlı geliyor mu? Ben o görüşe katılmıyorum. Yani oradaki herhalde kastedilen şu, bu 15 Temmuz'da bir darbe senaryosu oluşturalım. O darbe girişiminden bir mağduriyet oluşsun. O mağduriyetin oluşturduğu fırsattan da bazı işleri, yapılmayacak işleri yapalım. Açıkçası ben buna katılmıyorum. Yani bu kadar can kaybedilmiş, 251 şehidimiz var, binlerce yaralımız var, gazimiz var. Yani bunlar çok veballi işler. Yani böyle bir şeye kalkışılabileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. İhtimal de vermem öyle bir şeye. Ama şu var, darbe teşebbüsünden sonra Türkiye'de çok farklı bir ortam oluştu. Hatta bir Allah'ın lütfu olduğu gibi bir ifade bile kullanıldı biliyorsunuz darbe teşebbüsünden hemen sonra. Şimdi o ortamın bir miktar istismar edildiğini ben düşünüyorum açıkçası. Fakat bu başka perspektif. Yani darbeye kontrollü darbe demek başka. Ama 15 Temmuz girişiminden sonraki oluşan ortamdan faydalanıp belki normal süreçlerde, normal zamanlarda yapılamayacak işleri yapıp yürüyüp gitmek ayrı bir şey. Yani ben ikinci taraftayım açıkçası. Yani mesela bu anayasa değişikliği darbe teşebbüsünden hemen sonra gündeme geldi biliyorsunuz. Normal bir dönem değildi. İnsanların önüne sadece 2 tane seçenek kondu. Yani darbecilerden tarafa mısın yoksa bu tarafta mısın diye. Bu kadar önemli sistem değişiklikleri böyle olağanüstü hal dönemlerinde yapılmamalı. Yani konuların rahatça tartışıldığı, insanların rahatça konuşabildiği, normal süreçler içerisinde geniş istişareyle yürümeli. Açıkçası o bakışım öyle o döneme. Bir diğer çok gelen soru LGBT meselesi, biliyorsunuz çok gündeme geldi. Önce Diyanet İşleri Başkanı, sonra Cumhurbaşkanı bu konuyu özellikle vurguladılar ve bir nevi en son Cumhurbaşkanı toplumu göreve çağırdı hatta. Bir izleyicimiz Amerika'dan yazmıştı, sizde yayın yapacağımı duyunca. Diyor ki ben burada kendimi çok özgür hissediyorum. Bir gay olarak kendini eşcinsel olarak tanımlayan. Ama Türkiye'de kendimi özgür hissetmiyorum. Ali Babacan bana ve partisi benim gibi insanlara burada yaşadığım özgürlüğü vaat ediyor mu, garanti ediyor mu? Öncelikle bu ortaya çıkan tartışma hatırlıyorsanız Ramazan'ın ilk cuması ve cuma hutbesinde ortaya atılan bir konudur. Ve niye o gün hani dini hassasiyetlerin toplumumuzda en yüksek olduğu bir ayın başlangıcında ve ilk cuma hutbesinde niye böyle bir konu gündeme getirilmiştir? Niye o mücadele ifadesi kullanılmıştır? Bunların hepsini sorgulamak lazım. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da siyasetin etkisi altında çalışmaması lazım. Bu da çok çok önemli bir konu. Arkasından baroların yaptığı, Ankara Barosu'nun yanılmıyorsam yaptığı açıklama, o da başka felaket bir şey. O da kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bizim bu konulara bakışımız çok açık. Biz parti programımızda çok açık taahhüt ettik. Dedik ki biz her bir vatandaşımızın tercih ettiği yaşam tarzına saygılıyız. Ve hiç kimsenin yaşam tarzını dönüştürmek, hiç kimsenin tercihlerini dönüştürmekle ilgili bir görevi de devletin olamaz dedik. Bunu açık açık söyledik. Öte yandan anayasamızda da çok açık yazılı bir konu var. O da ülkemizdeki aile yapısı. Yani aile kurumunun güçlü tutulması da yine devletin anayasasında yazan hükümetlere yüklediği bir görev. Bu perspektiften bakarak konuyu ele almak gerekiyor. Aile yapımızı da çok önemsiyoruz ama ikisini de birbirine karıştırmıyoruz iki konuyu. Yani devletin yapacağı bir iş varsa aile yapısını güçlü tutmak ve aile kurumunu güçlü tutmak. Anayasal görev zaten. Ama herkesin de tercih ettiği nihayetinde yaşam tarzına devletin saygı duymaktan başka yapacağı hiçbir şey yok. Bu bağlamda bir başka tartışma da biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi. Geçenlerde Numan Kurtulmuş yine bir vesileyle pekala buradan çıkılabileceğini söyledi. O da özellikle kadın haklarını doğrudan ilgilendiren bir husus. Sadece kadın hakları değil de daha çok tartışma kadın hakları üzerinden gidiyor. Sizin o sözleşmeyle ilgili pozisyonunuz nedir? Şimdi biz yine parti programımıza bu konuları çok açık bir şekilde yazdık, ifade ettik. Yani biz eğer bir uluslararası anlaşma varsa ve uluslararası anlaşmanın altına Türkiye imza attı ise onun gereğini yapmak lazım. Yani anlaşmada yazanların altına imza edip de konjonktür değiştiğinde ya da siyasi destek değiştiğinde, zayıflama sürecine girildiğinde, zemin kaybı sürecine girildiğinde bu konuları tekrar tekrar gündeme getirip de gerekirse şöyle yaparız, gerekirse böyle yaparız diye açıkçası yan çizmek doğru bir yaklaşım değil. Bu konunun kuşkusuz toplumun farklı kesimleriyle dikkatli bir şekilde konuşulması lazım, iyi incelenmesi lazım. Ama her şeyden önce herhangi bir adım atılacaksa eğer mutlaka ve mutlaka bir toplumsal mutabakat arayışı lazım. O toplumsal mutabakat oluşmadan da hiçbir adım atmamak lazım. Bu anlaşma yapılmış mı? Yapılmış. İmzalar atılmış mı? Atılmış. Eğer bundan sonra farklı bir süreç işletilecekse öncelikle toplumsal mutabakat arayışı lazım. Bu çocuk oyuncağı değil bu işler. Yani işine geldiğinde hani siyasi destek iyiyken imzayı at, oylar kayıp gitmeye başlayınca, zemin zayıflayınca da belli bir seçmen kesimine dönük, o seçmen kesimine propaganda yapıp oralardan tekrar güç devşirmeye çalışmak. Bunlar yanlış işler yani. Doğru tek. Ama o doğruyu bulmak için öncelikle istişare lazım, ortak akıl arayışı lazım ve toplumsal mutabakat arayışı lazım. Peki şunu soracağım, bunların gerçekleşebileceği bir zemin Türkiye'de mevcut mu? Mesela bir ortak akıl diyorsunuz, istişare diyorsunuz. Türkiye'de bu mekanizmalar var mı? Diyelim ki İstanbul Sözleşmesi'ni tartışalım. Türkiye'de bir özgür, çoğulcu bir tartışma ortamı ve bunun mekanizmaları mevcut mu? Maalesef yok. Yani özgür tartışma ortamı yok. Hele hele düşünürlerimiz, köşe yazarlarımız rahat değiller. Yani çok sınırlı sayıda ve sosyal medya ağırlıklı bir özgür basın var şu anda Türkiye'de. Ki onu da biliyorsunuz kısmat kapatmak için teşebbüsler var. İşte dislike'lar çoğalınca hemen kapatma, yasaklama, engel olma eğilimleri. Bunların hepsini görüyoruz ve üzülerek izliyoruz. Serbest tartışma ortamı çok önemli. Bizim Avrupa Birliği sürecimiz yeni başladığında ben Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını defalarca ziyaret ettim. Çünkü baş müzakereciydim. Avrupa Birliği sürecinden sorumlu bakandım. Ve gittiğim her yerde diyordum ki Türkiye özgür tartışma ülkesidir. Türkiye'de kaldığınız otelin şöyle televizyonunu açın, otel odanızdaki televizyonu açın. 15-20 tane kanal zaplayın. Göreceksiniz ki belki 20 tane tartışma programı var ve insanlar özgürce tartışıyor. Özgürce tartışan, düşüncelerin rahat ifade edildiği, problemlerin rahat tartışıldığı bir ülke yanlış içine düşemez. O ülke er ya da geç kendisi için doğruyu bulur diyordum. Fakat şu anda öyle bir ortam yok. Özellikle hükümetin kontrol ettiği ya da devletin sahibi olduğu mecralarda insanlardan konuşmaları ne bekleniyorsa onu konuşuyorlar. Yoksa işlerinden atılıyorlar. Yani en yaygın cezada işten atılmak, attırılmak biliyorsunuz. Yani herhangi bir özel medya kuruluşuna, yani hükümetin en üst noktasından telefon gelip de şu adamı işten atacaksın dediğinde patronun yapacağı fazla bir şey yok. Çoğu kuruluş için böyle. Ama az sayıda sınırlı özgür yayın yapan kuruluş da var şu anda. Şimdi böyle bir ortamda nasıl fikir üreteceksiniz? Böyle bir ortamda nasıl bilim üreteceksiniz? Yani görüşlerin yazıldığı 3-5 sayfalık bir açıklamanın altına bir imza attığı için, sadece o görüşü ben destekliyorum dediği için akademisyenler hakkında yargı süreçleri çalıştırılıyor. Korkunç yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ondan sonra siz onlardan bilim üretmelerini bekliyorsunuz. Teknoloji üretmelerini bekliyorsunuz. Ve Türkiye'nin bilimde, teknolojide ilerlemesini bekliyorsunuz. Bunlar hayal. Bir serbest tartışma ortamı, ortak akıl, toplumsal mutabakat arayışı ancak bizim gibi düşünülenlerin oluşturabileceği bir ortam. Eğer bunu oluşturamazsak zaten söylediklerim gerçekleşmesi mümkün değil. Şimdi... Ama biz zaten bu iddiayla yola çıktık. Yani o serbest tartışma ortamını, toplumsal mutabakat arayışını yapabileceğimiz, gerçekleştirebileceğimiz, bunun hayalden gerçeğe dönüşeceği bir Türkiye için yola çıktık. Onun için bu kadar geniş bir kadro kuruyoruz. Onun için azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Şimdi bu sosyal medya dediniz ve eğer başımıza bir şey gelirse sosyal medyada faaliyet gösteren gazeteciler olarak başta sizi suçlayacağız. Çünkü sizin partinizin ve özellikle sizin sosyal medyadaki performansınız üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk biliyorsunuz YouTube'u zikretti. adınızı vermedi ama o sizdiniz. Yani siz şu anda herhalde yeni partiler, Gelecek Partisi de öyle, siz de öylesiniz. Başka bir takım kanallara da çıkıyorsunuz, Halk TV ve birkaç kanala, Fox'a. Ama benim bildiğim kadarıyla sosyal medyadaki varoluşunuz daha fazla ilgi çekiyor, daha fazla yankı buluyor. Katılıyor musunuz? Şöyle, yani arkadaşlarımızın bana verdiği raporlara göre tüm siyasi partiler içerisinde yani sosyal medyada en çok izlenen, en çok merak edilen siyasi parti şu anda Deva Partisi. Yani pek çok göstergeyle bunu raporluyorlar, gösteriyorlar bana. Her mecrada durum aynı. Tabii ki önemli. Yani sosyal medya herkesin cebinde. Yani otobüste, arabada giderken, yürürken, evinde farklı bir odadayken açıp akıllı telefonunu izleyebileceği, takip edeceği bir mecra. Zamanını kendisi seçiyor. Mekanı kendisi seçiyor. Yani televizyonun belli gün, belli saatte karşısına oturup beklemek zorunda programı. Kaçırdığımı da kaçıyor. Ama sosyal medya öyle değil. Büyük bir özgürlük alanı açıyor insanlara. Yani zaman ve mekan tercihini de kendilerinin yaptıkları bir mecra. Dolayısıyla bunun etkisi gittikçe artacak, kaçınılmaz bir şekilde. Bunun arkasında da büyük bir teknoloji var. Ve bu işin arkasında teknoloji devleri var. Ve yüz binlerce çok yetenekli mühendis var. Ben geçenlerde de ifade ettim. Teknolojiyle savaşılmaz. Yani teknolojiyi nasıl yanınıza alırsınız, nasıl yararlanırsınız, teknolojiyi nasıl geliştirirsiniz? Şu anda hükümetin bunlara kafa yorması lazım. Yani teknolojiye karşı nasıl savaş açarım, teknolojiyi nasıl sustururum, nasıl engel olurum? Bunlar beyhude. Başarısız olacak işler bunlar. Şimdi çok... Nihayetinde teknoloji kazanacaktır, nihayetinde gençlik kazanacaktır. Yani ülkenin gençleriyle savaşamazsınız. Ülkedeki ve dünyadaki bu egemen olan teknolojik dönüşümle savaşamazsınız. Çok kişi artık ekonomi konuşun biraz diyorlar. Sizi gören aklına ekonomi geliyor ama onun öncesinde bir geçiş olarak bu darbe meselesiyle de bağlantılı çok ciddi bir harekete dönüştü biliyorsunuz. KHK'lılar kanun hükmünde kararnameyle özellikle işlerinden olanlar çok sayıda insan. Ve bunlar sürekli dertlerini dile getirmeye çalışıyorlar. Bir komisyon var, ne işe yaradığı çok belli değil. Siz bir ara söylediniz, kurunun yanında yanan yaşlarda dediniz ama o konu özel olarak sizin gündeminizdeki bir konu mudur KHK meselesi? Bizim yine KHK'larla ilgili aslında parti programımızda tutumumuz çok net. Herhangi bir KHK kararına söz konusu olan vatandaşımızla alakalı bir yargı süreci tamamlandıysa, hüküm kesinleştiyse, olumlu anlamda bahsediyorum. Yani o vatandaşımızın suçsuz olduğu kesinleştiyse haklarının acilen ve derhal iade edilmesi lazım. Hukuk devletine yakışan budur. Ve bakın buradaki süreç mevcut yargı süreci. Yani hep şikayet ettiğimiz ve belki çok da randımanlı çalışmayan, hata yüzdesi yüksek olan, etki altında olan bir yargıdan bahsediyoruz. Böylesine bir yargı sisteminden dahi eğer suçsuz olduğu kesinleşen bir vatandaşımız varsa bir gün bile haklarının iade edilmesini geciktirmek büyük bir zulümdür. Bunun derhal yapılması gerekir. Kaldı ki dönüp bakıp bağımsız ve tarafsız yargı tarafından diğer dosyalarında mutlaka incelenmesi lazım, bakılması lazım ve burada bir norm birliği lazım. Yani aynı şartlarda, aynı durumda olan vatandaşlarımızın farklı farklı mahkemelerde de konu gitse benzer sonuçlar alabilmeleri lazım. Bugün için böyle bir şey yok. Yani tamamen farklı farklı sonuçlar görüyoruz farklı mahkemelerden çıkan. Baskılar var, her yönde baskılar var. Yani orada savcılarımız, hakimlerimiz rahat çalışamıyorlar. Pek çok dosyada çalışamıyorlar. Ve özellikle KHK'lar lehinde bir karar vermek kolay değil bugünkü şartlarda. Kolay değil. Yani hele o ilk 2016 ve sonrasındaki dönemde, yani 15 Temmuz'dan sonraki en az 1 yıl, 2 yıllık süreçte hakimlerimizin karşı karşıya kaldıkları karar şuydu. Ben bunu hapse mi atayım yoksa kendim hapse gireyim? Yani insanları böyle iklimler içinde bırakmayacaksınız. Rahat bırakacaksınız. Anayasa var, yasalar var ve hür vicdan var. Neyse ona göre karar verecekler. Doğrudan ya da dolaylı baskılar yargının saatli çalışmamasına sebep oluyor. Ancak düzeltmek de bir o kadar kolay ve bir o kadar hızlı. Yani bunlar böyle çok büyük değişiklikler gerektiren işler değil. Sadece bir siyasi duruş meselesidir. Bir siyasi üslup meselesidir. Ve yargıya bakış meselesidir. Bir iktidar değişikliği olduğu anda zaten yargı şöyle bir rahatlayacak. Bir rahat nefes almaya başlayacaklar. Şöyle oturdukları zaman o kürsülerinde daha savcılarımız, hakimlerimiz daha dik oturacaklar. Ve anayasa, yasalar, vicdanları ne diyorsa onu yapacaklar. Ve biz de bunun güvencesi olacağız. Şimdi ekonomiye geçişte bir ara bir soru soracağım. Tam KYK'lılar dedik. KYK'lılar kadar örgütte olan bir başka yapı var biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar. Biz ne zaman bir şey yapsak hemen bize de bu konuyu gündeme getirin diyorlar. Çok ciddi bir mesele ve tam da sizin alanınız aslında bu. Doğrudan ekonomiyle ilgili bir şey ama olay çok siyasi cereyan ediyor. Bu konuda nasıl bir politikanız var, nasıl bir düşünceniz var parti olarak? Şimdi bu emeklilik meselesi Ruşen Bey, Türkiye'de gerçekten son derece karmaşık hale gelmiş bir konu. Burada öncelikle sosyal adalet son derece önemli. Yani emekli olan vatandaşlarımızın ya da emekliliğe hazırlanan vatandaşlarımızın sosyal adaleti tesis edecek bir norm birliği, ilke birliği etrafında öncelikle bir buluşturmamız gerekiyor. Şu anda durum öyle değil. Çok bölük pörçük bir yapı ve farklı süreçler yaşayan insanlar farklı emeklilik haklarına ya da emekli olmak için gerekli şartlarda karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikle burada o adaleti tesis etmek lazım. Son derece önemli. Ama öte yandan da emeklilik sisteminin ve sosyal güvenlik sisteminin de finansal sürdürülebilirliğini de sağlamak lazım. Bizim bakışımız çok açık. Sosyal adaleti ve finansal sürdürülebilirliği bir arada ele alan bir çözümün biz mümkün olduğunu düşünüyoruz. Ama çok ciddi bir teknik çalışma lazım bu iş için. Gerçekten konunun uzmanlarının sosyal taraflarla da oturarak, konuşarak bir mutabakat zemini araması lazım. Ama hiçbir zaman ben yaptım oldu dememek lazım. Ya da bu sorunu görmemezlikten gelmek. Bu sorun yoktur demek tabii o da kabul edilebilecek bir durum değil. Ekonomiyle ilgili en çok merak edilen hususlardan birisi, en popüler konu ÖTV meselesi ve alkol, içki ve tütün mamullerinden sürekli rakamlar veriliyor. Siz de olaya hakimsinizdir. Normal diyelim ki bir şişe rakının üretim fiyatı diyelim ki bayi karıyla beraber, şimdi farz-ı mahal diyorum 40 lira. Ama satış fiyatı 200 liraya yakın bir fiyat. Bunun neredeyse bir şişe rakının 3-4 katını devlet vergi olarak alıyor. Yeni bir zam da oldu biliyorsunuz. Bu nedir? Bir yaşam tarzı cezalandırması mıdır? Yoksa dünyanın her yerinde bu böyle midir? Sürekli devletin ilk kolaylıkla yaptığı zammın, vergi zammının tabii, vergi zammının bu tür şeylere, ürünlere olması... Şöyle bu sigara konusundaki Türkiye'deki vergilendirme aslında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vergilendirme çerçevesinden çok uzak değil açıkçası. Yani sigaranın sağlığa olan zararlarını işaret edebilmek için ve sigaranın böyle çok ucuz ve çok kolay ulaşılan bir ürün olmasını engellemek için özellikle Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek vergiler söz konusu. Ama bu yüksek vergilerin de bir sınırı var. Yani eğer ölçüyü kaçırırsanız bu sefer kaçak artmaya başlıyordu. Şu anda Türkiye'de ciddi bir kaçak sigara sorunu var. Yani özellikle bazı bölgelerimizde tüketilen sigaraların belli bir yüzdesi tamamen kaçak sigaraya dönmüş durumda. Kaçak olunca vergi sıfır. Ama tabii ki o kaçak sigarayı Türkiye'ye getiren de öyle elini kolunu sallayarak bedava getiremiyor. Yani onun da bir başka maliyeti oluyor. Yani ona göz yumanlarla ilgili bir paylaşımı oluyor kuşkusuz. Onlar da belli bir maliyetle karşı karşıya kalıyorlar o kaçak sigarayı içeri getirebilmekle alakalı. Ama yine de normal standart vergili sigaraya göre daha ucuz oluyor. Dolayısıyla bu sigara konusunda açıkçası işin tam sınırında, yani vergi daha fazla yükseldiği anda kaçan daha da artması kaçınılmaz. Çünkü kaçak sigara getirmenin dayanılmaz bir karı, rantı söz konusu. Her türlü riski göze alıp insanlar bunu yapar. Dolayısıyla ölçüyü orada kaçırmamak lazım. Öbür tarafta alkollü içeceklere döndüğümüz zaman orası vergi açısından daha dar bir alan. Yani sigara üzerinden toplanan vergi toplamda çok daha büyük bir rakamdır. Alkollü içeceklerde daha küçük bir rakamdır. Orada ölçü kaçmış durumda. Yani orada hiçbir Avrupa ülkesiyle mukayese edemeyeceğiniz kadar yüksek bir vergi söz konusu. Ve orada da yine özellikle sahil kentlerimiz başta olmak üzere kaçak çok yaygın, gittikçe de yaygınlaşıyor. Yani hemen komşularımızda yarı fiyatına, 1/3 fiyatına, 1/4 fiyatına aynı ürün satılırken Türkiye'de bunun yüksek fiyatlarla satılması zor. Yolunu bulan kaçakçılık yapıyor. Bulamayan da o yüksek rakamlarla karşı karşıya kalıyor. Yani iki tarafta durum biraz birbirinden farklı. Yani sigarada dünya özellikle Batı standartlarına daha yakın bir noktadayken alkollü içeceklerde durum kopmuş gitmiş durumda, kabul edilebilir bir vergilendirme şu anda söz konusu değil. Üstelik vergi oranını çok yükselttiğiniz zaman daha fazla vergi topluyorsunuz diye bir şey de yok. Yani eğer ölçüyü kaçırırsanız kaçak oluyor. Kaçak olunca zaten sıfır vergi. Yani kaçaklar zaten yani vergi sıfır ama arada dağıtılan rant var tabii, o ayrı bir konu. Şimdi ekonomiden devam edelim. Bayağı bir hala konuşacak çok şeyimiz var. Türkiye salgından önce bir ekonomik krizde miydi Ali Bey? Sorunuzu tam duyamadım Ruşen Bey. Türkiye salgından önce bir ekonomik kriz içinde miydi? Tabii ki. Yani sanki öyle bir hava oluşturuyor ki şu anda. Ya biz her şeyi gayet iyi götürüyorduk ama bir hastalık salgını geldi, bu virüs salgını, COVID. Ve onun için dünyada ekonomi bozuldu, biz de işte daha iyi olmaya çalışıyoruz gibi bir dezenformasyon var. Ve bu propaganda makinesi sürekli çalışıyor. Rakamlar çok ortada. Yani Türkiye'nin bu salgın öncesinde 2018'deki büyüme oranı %2 küsür. 2019'daki büyüme oranı %0.9. %1 bile değil. 2009'dan bahsediyoruz. Daha salgın falan yok ortada yani. Ve 2018 ortalarından bu yana Türkiye'de sürekli olarak çalışan insan sayısı azaldı. Sürekli olarak. Toplam iş gücü kaybı, yani çalışan insan sayısındaki düşüş 2 yılda 3.600.000 kişi. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, aslında sistem diyoruz ya, sistem falan değil yani, bu sistemsizlik. Bu gelmeden önceki rakama bakın, bir de geldikten sonraki rakama bakın. İstihdam açısından 3.600.000 kişi daha az çalışıyor şu anda Türkiye'de. Üstelik 2 yılda 2 milyon daha gencimiz okulunu bitirmiş ve iş aramaya başlamış. Tablo korkunç. Yine bakıyoruz rakamlara. 2017 yılında devlet bütçesinden ödenen faiz 57 milyar TL. 2020 bütçesi pandemiden önce yapılan bir bütçe. Pandemiden önce açıklanan bir bütçe. 2020 bütçesindeki faiz ödeneği 139 milyar TL. Pandemi daha yok. 2017'de 57, tekrar ediyorum rakamları, 57 milyar. 2020'de 139 milyar. Aradaki farka bakın. Korkunç bir rakam. Bu sadece faize ödenen para. Dolayısıyla hangi perspektiften bakarsanız bakın, Türkiye pandemi öncesinde zaten ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyaydı. Güven endeksleri düşüyordu. Türkiye'nin kredi notu, yatırım yapılabilir kredi notunun altına indi ve 4 basamak altına indi. Yani yatırım yapılabilir kredi notu burada. Türkiye'nin kredi notu pandemi öncesinde 1, 2, 3, 4 basamak aşağı indirilmişti zaten. Kurumlar güvenilirliğini kaybetmişti. Merkez Bankası, TÜİK, eski güvenilirlikleri yok bu kurumların. Eski bağımsız, rahat çalışma alanları yok. Merkez Bankası pandemi öncesinde zaten rezervini kaybetmişti. Bir inat uğruna rezervini kaybetmişti. Zaten bütçe açığı hızla artıyordu. Bir tarihi bir an var biliyorsunuz Ali Bey. 2018 Mayıs'ında bir Londra ziyareti var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Orada finans çevreleriyle bir araya geldi, gülümsüyorsunuz, hatırladınız olayı. Orada faiz sebep, enflasyon netice demişti. ve Merkez Bankası'nda ipleri eline alacağını da söylemişti Merkez Bankası'nın. Evet. Bu gerçekten bir önemli bir dönüm noktası mıydı Türkiye ekonomisi için? Yani az çok insanlar biliyordu, izliyorlardı. Ama yani dünyanın önemli finans merkezlerinden birisinde ve direkt büyük fon yöneticilerinin karşısında siyasi iktidarın en tepe noktasından bazı şeyleri doğrudan duymak çok ürküttü insanları yani. Çok ürküttü. Bunun telafisi, tedavisi yok. Sadece uluslararası yatırımcılar değil, bizim kendi yatırımcılarımız var. Bakın bizim vatandaşlarımızda sermaye var. Bizim vatandaşlarımızda yatırım yapma imkanı var. Ama kendi sermayelerimiz dahi, yatırım yapma olan insanlarımız dahi duruyorlar. Türkiye'ye yatırım yapmıyorlar. Biz bu pandemi öncesinde biliyorsunuz bazı sektörlerde krizden bahsediyorduk. Enerji sektörü diyorduk, inşaat diyorduk. Bu pandemi öncesindeydi. Pandemiden sonra olmadı ki. Bankaların bilançoları zayıflıyor diyorduk. Takipteki alacaklar yani tahsis edilen alacakları çoğalıyor diyorduk. Üzerine bir de pandemi geldi. Şimdi ne oldu pandemiyle beraber? Tabii birkaç faktör birden şu anda gündemde. Bunlardan bir tanesi eksi faizli ve bol para var dünyada. Yani korkunç miktarda ve eksi faizli para. Türkiye tabii o eksi faizli kısmına ulaşamıyor. Ancak %6-7 faiz ödemekten sonra o kaynaklara ulaşamıyor. Ama nihayetinde bir likidite bolluğu dünyada var. Ama güven olmayınca, itibar olmayınca Türkiye bunu cezbedemiyor. Kendi elindeki sermayeyi, kendi vatandaşlarımızın sermayesini başka ülkelere kaçırıyor ya da yastık altına kaçırıyor. Bu ciddi bir problem. Öte yandan müdahaleci bir anlayış var. Yani rekabet işlemeyince haksız kazanç olur. Birileri haksız yere para kazanır. Alnının teriyle, bileğinin gücüyle değil, haksız yere para kazanır. O rekabet ortamı bozuldu. Devletin müdahalesi çok. Devlet her konuda bir şeyler söylemeye başladı. Bir bakıma devlet eliyle zengin olan, devlet eliyle kaybedenler oluşmaya başladı Türkiye'de. Oysa ki fırsat eşitliğiyle ve adalete dayanan bir ekonomik sistem ancak Türkiye'yi ayağa kaldırır. Türkiye'nin böyle geniş petrol yatakları yok. Doğalgaz kaynakları yok. Toprağın altından çıkarıp satacağı bir kıymetli madeni yok. Dolayısıyla bu ülkenin kaynağı iyi insan gücü, genç insan gücü ve kendi sermayelerin sermayesi artı uluslararası sermaye. İki kanatlı kuş olacak ki bu ülke ayağa kalksın, toparlansın. Aksi halde son derece zor. Yani gittikçe Türkiye'yi içe kapatarak, gittikçe Türkiye'nin dışarıyla olan ticari ve finansal ilişkisini zayıflatarak şu anda süreci götürmeye çalışıyorlar. Bundan ancak ve ancak fakirlik çıkar. Nasıl bir zamanlar biz hep orta gelir tuzağı diye tehlikeden bahsediyorduk. Türkiye'nin milli gelirinin en yüksek olduğu noktada ben çıkıp dedim orta gelir tuzağı olabilir dedim. Çünkü hukuk örseleniyor, eğitim sistemi zayıflıyor. Bunlara dikkat etmezsek Türkiye orta gelir tuzağını düşürer dedim ve oldu. Şu andaki uyarımız da fakirlik tuzağı bakın. Fakirlik tuzağına düşer Türkiye eğer böyle devam ederse. Bu koca ülkeyi içine kapatıp yönetemezsiniz. Bu koca ülke ancak dışa açık olacak. İnsanlarımız rahat hareket edecek, sermaye rahat hareket edecek. Güven oluşturacaksınız, itibar oluşturacaksınız ve o güvenle, itibarla bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız. Güvenini ve itibarını kaybetmiş bir yönetimle bu ülkenin ekonomisini toparlamak mümkün değil. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sormayı düşündüğüm bir soruya cevap verdiniz bir anlamda. Yarın iktidara gelseniz uygulayacağınız ekonomik program hazır mı diye soracaktım. Öncelikle güven ve itibar herhalde vurgu. Ama şöyle bir soru sorayım. Şu anda ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ekonomi politikasını nasıl tanımlarsınız? Var mı bir ekonomik politikası? Ve bunun... Şu anda bir politika falan yok. Yani şu anda dar bir kadronun ve birkaç tane karar alıcının dürtüleri var. Sabah uyandıkları zaman aklına gelenler var. Ve birbiriyle tutarlılığı olmayan, bir bütün teşkil etmeyen, Türkiye için bir öngörülebilirlik asla getirmeyen günlük adımlar var. Yani her sabah bir başka şeyle uyanıyorsunuz. İşte bugün şunu yaptık, yarın da şöyle bir şey yapacağız. Zaten bir hafta 10 gün sonrasıyla ilgili kimsenin hiçbir fikri yok. Yani bırakın böyle birkaç yılı, bir hafta 10 gün sonra Gelebilecek adımlarla ilgili, alınacak kararlarla ilgili de hiç kimsenin haberi yok. Tahmin edilebilir bir durum da değil. Çünkü kurumların söylediklerinin bir kıymeti yok. Şimdi Merkez Bankası çıkıyor, açıklama yapıyor. Muntazam raporlar açıklıyor. Orada hala kıymetli arkadaşlar var ama onları dinleyen yok. O açıkladıkları raporların tamamen çöpe atılacağı ve bambaşka bir kararın alınacağını herkes biliyor. Dolayısıyla o kurumların yaptıkları teknik çalışmaların, değerli çalışmaların ya da o kurumların ileriye doğru söylediklerinin hiçbir anlamı yok. Peki ne çıkar? Bunu ancak o gün, o sabah herkes beraber televizyondan öğreniyor ya da gece yarısı yayınlanan bir resmi gazetedeki bir belgeden öğreniyor. Yönsüz, yolsuz, adeta böyle karanlıkta ve okyanusun ortasında motoru bozulmuş, yönünü yolunu bilmeyen bir gemi Türkiye şu anda. Bütün vatandaşlarımız da o geminin içerisinde bu sürecin bitmesini bekliyor. Yani ne zaman gün aydınlanacak, ne zaman o geminin makinesi motoru tamir edecek, ne zaman tekrar gemi bir yöne doğru gitmeye başlayacak kimse bilmiyor şu anda. Şimdi bu çizdiğiniz... Çıkarsa da gemi işte sallanıyor, yatıyor, kalkıyor, batma tehlikesi geçiriyor. Maalesef durum bu. Bu çizdiğiniz tabloya uygun bir olay yaşadık. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ama İstatistik Kurumu Türkiye'de sanayi üretim verilerini açıkladı yakınlarda. Sanayi yıllık olarak da aylık olarak da çakılmış bir vaziyetteydi. Ama ne TÜSİAD'dan ne Odalar Birliği'nden herhangi bir tepki görmedik. Neden oluyor bu? Yani alıştılar mı, bir şey düzelmeyecek mi, korkuyorlar mı? Şöyle, şimdi devletin elinde bazı önemli sopalar var. Bir miktarda havuç var. Yani havuçların gittikçe sayısı azalıyor çünkü dağıtacak bir şey kalmıyor. Ama sopa çok. Bir tanesi bunun denetim sopası. Bir başkası kredi kanallarıyla ilgili, kredi kanallarını kesme konusu. Bunların hepsi bir gerçek maalesef. Şimdi bahsettiğiniz kuruluşlar. Bu kuruluşlar yani belki bir kısmı daha özerk, bir kısmı daha kanunla çizilmiş bir çerçevede hareket eden kuruluş ama hepsinin ortak noktası bunların hepsi iş insanı. Yani hepsinin borcu var, alacağı var, riski var, yatırımları var ve yatırım yapan, iş yapan kim var kim yoksa bunlarla de devletin elinde bir sürü enstrüman var. Kolay değil bunların çıkıp da açıktan bir şeyler söylemesi. Ne yapıyorlar? Açıktan böyle konuşma yapanlardan hemen numune seçiyorlar. Gerekli cezaları veriyorlar. O sopalar çalıştırılıyor. Ki öbürlerine ibret olsun, öbürleri konuşmasın diye. Bunların hepsini biliyoruz. Ama bu kuruluşlar olsun, başka kuruluşlar olsun. Bunların biz mensuplarıyla görüşüyoruz. Yani onların kurumsal olarak konuşmadıklarına bakmayın. Yani biz bir araya geldiğimizde hangi üyeleri olursa olsun dert çok büyük. Hepsi gerçekleri görüyorlar. Ve bize bütün açıklığıyla problemlerini anlatıyorlar. Çözüm yolları konusunda öneriler geliştiriyorlar. Ama kalkarken diyorlar ki ya bu görüştüğümüzü kimse duymaz değil mi? Bu şekilde şimdi. Biz peki, üzülüyoruz doğrusu ama gerçek bu. Yani bu süreç böyle gidecek. Ama biz konuşuyoruz çünkü biz bunu, bizim işimiz bu. Yani o örgütler çıkıp da konuştuklarında sen sus işine bak denilebiliyor. Ama bize öyle bir şey denemez çünkü biz işimizi yapıyoruz. Bizim işimiz ülkedeki sorunları tahlil etmek, bunları dillendirmek, çözüm üretmek ve bu çözümleri uygulama iddiasıyla da vatandaşlarımızın karşısında olmak. Kimse bize sen işine bak diyemez çünkü biz işimizi yapıyoruz. Ama herhangi bir iş insanına, sanayiciye, riski olan insana sen işine bak dediğinde dönüyor, işine bakıyor. Ne yapsın? Başka çaresi yok. Şimdi yani. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? O kişiler kurumsal olarak olmasa bile bireysel olarak keşke Ali Babacan tekrar ekonominin başına geçse şu ya da bu şekilde diye bekliyorlar mı? Yoksa hatta size de söylüyorlar mı böyle? Ya kurtarın bizi diyorlar mı size? Yani onu herhalde kendilerine sormak lazım. Ben şimdi bir şey söylersem doğru olmaz ama çok genel bir ifade kullanayım. Yani bizim hani ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemle alakalı tabii 13 yıl çok uzun bir süre. 2 yıl gerçi Dışişleri Bakanlığı var ama uzunca bir süre. Yani o sürenin herhalde önemli bir kısmıyla alakalı iyi hatıralar var. Çoğu insanda güzel hatıralar var, öyle değil. Burada kendi takdirleri, bilmiyorum. Ekonomi demişken yine çok sorulan bir soru var. Daron Acemoğlu sorusu. Ben Daron'la en son Türkiye'ye geldiğinde bayağı bir muhabbet ettik. Biliyorsunuz o bizim liseden, benden ufaktır ama o sorunun cevabını bana vermişti ama ben size sorayım. Daron Acemoğlu Deva Partisi'nde olacak mı sorusunu soruyor. Daron Acemoğlu'nu bilmeyenleri hatırlatalım. Dünya çapında bir ekonomist. Massachusetts Institute of Technology'de çok önemli bir ekonomist. Türkiye ile bağını hiç kopartmayan bir ekonomist. Sürekli geliyor zaten. Ve sizinle de bir, nasıl söyleyeyim, muhabbeti olduğunu biliyoruz. Siz de daha önce söylemiştiniz. Ama partide yer alacak mı? Şimdi Daron Bey gerçekten çok başarılı bir iktisatçı. Ve artık dünyanın tanıdığı önemli bir bilim adamı. Bizim kendisiyle kuşkusuz diyalogumuz var. Aslında sadece Daron böyle değil, belki hani ismi şu anda bilinmeyen pek çok kıymetli bilim adamıyla diyalogumuz var. Biz hepsinden istifade ediyoruz. Özellikle iktisat politikası konusunda Daron Acemoğlu'nun ve beraber yayınlar yaptığı Robinson'ın çalışmaları çok kıymetli çalışmalar. Biz de istifade ediyoruz ama biz Daron Bey'le partimizin kuruluşundan önce birkaç kere bir araya geldik. Bizim ekonomi ekibimizle beraber istişareler yaptık. Ve en son bizim parti programımız yayınlanmadan önce ben kendisine parti programımızın taslağını gönderdim. Bir görüşlerinizi bize bildirirseniz çok memnun olurum dedim. Kendisi de sağ olsun çok detaylı bir görüş yazdı, gönderdi ve onun görüşlerinde büyük bir bölümünü biz parti programımıza nakşettik. Ama bu demek değildir ki Daron Bey bizim partilimiz, öyle değil. Yani Daron Bey'in yani kuvvetli olduğu alan bilim dünyasıdır, iyi bir iktisatçıdır. Bu alanda ilerlemesi ve onun birikiminden sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin, hatta başka ülkelerin de istifade etmesi önemlidir. Ama eminim ki bunu biz kendisinden talep ettik, yaptı. Fakat bir başka siyasi parti kendisinden talep etse belki o siyasi parti içinde yapardı. Çünkü hani ülkemizde çok seven, bu ülke başarılı olsun isteyen bir bilim adamı kendisi. Dolayısıyla diyalogumuz var ve bize de çalışmalarımız konusunda destek veriyor. Ali Bey, İstatistik Kurumu'nun verilerine inanıyor musunuz? Ya şöyle, yani şimdi açıkçası bu kurumlar, TÜİK dediğimiz kurum, yani kanunu sıfırdan bizim yazdığımız, Merkez Bankası kadar bağımsız yaptığımız, eskiden Devlet İstatistik Enstitüsü biliyorsunuz. Daha sonra adı TÜİK olan ama kanunu sıfırdan yazdığımız ve Merkez Bankası kadar bağımsız olmasını arzu ettiğimiz bir kurum inşa ettik biz. Yani o kurumu, TÜİK diye adını verdiğimiz kuruma dönüp de onunla ilgili, o kurumlarla ilgili olumsuz bir şeyler konuşurken benim inanın içim acıyor yani. Çünkü çok emek verdik. Ve o kurumlar bir zamanlar çok itibarlı kurumlardı. Yani bir rakam açıkladığı zaman bütün dünya saygı duyardı. Yani TÜİK söylüyorsa bu tamamdır derlerdi insanlar yani. Dolayısıyla bizim yani çıkıp da kurumlara hedef alıp o kurumlar üzerinden gitmemiz yanlış. Yani o kurumları bu hale getirenler ve o kurumların güvenilirliğini zedeleyenlerle bizim derdimizin olması lazım. Kurumlarla değil. Yoksa orada kıymetli bir sürü arkadaşımız var. Yani iyi teknisyenler var. Gittikçe tabii sayılar azalıyor, ayrı bir hikaye. Yani Merkez Bankası tarafında da, TÜİK'te de, özellikle üst yönetimde o işini bilen arkadaşların sayısı gittikçe azalıyor. İşini daha iyi bilen arkadaşların, yani işini, yani daha diyelim ki işte liyakat konusunda sıkıntı olan arkadaşların sayısı çoğalıyor, ayrı. Ama ben şunu diyeyim, çok özet olarak, yani TÜİK'in açıkladığı mesela en önemli veriler nedir? Enflasyon, değil mi? En son açıkladığı enflasyon rakamı %12 civarında bir şey. Eskiden çok merakla beklerdik ayın 3'ü gelsin de saat 10'da, her ayın 3'ünde saat 10'da TÜİK enflasyon açıklayacak diye. Gerçekten ben 5-10 dakika gecikerek en fazla bakardım. Şimdi hiç bakmıyorum. Bakmıyorum. Niye? Çünkü TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon var. Bir de piyasada gerçekleri yaşayan insanların gördüğü bir enflasyon var. Hangi ürünü ele alırsanız alın, o ürünü alıp satan kişiyle gidin konuşun. Hangi ürün? Diyelim ki şu elimizdeki kalem, şuradaki bardak, şu önümüzdeki defter, bloknot, şu masanın işte malzemesinin metrekare fiyatı. Geçen sene kaç paraydı, bu sene kaç paraydı diye sorun. Ya da çarşı pazarı dolaşan, kendi evi için alışveriş eden herhangi bir vatandaşımıza sorun. Geçen sene o alışveriş sepetini markete gittiğinde kaça dolduruyordun, bu sene kaça dolduruyorsun? Ya da pazardaki o fileni, torbanı geçen sene kaça dolduruyorsun, bu sene kaça dolduruyorsun? %10-12 fiyat arttı diyen bir kişiyi bulamazsınız şu anda Türkiye'de. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani TÜİK nasıl çalışıyor? Gidiyor örneklem alıyor değil mi? Örneklemle çalışıyor. Yani istatistik yapıyor. Aynı kamuoyu yoklaması gibi piyasadan fiyat topluyor. Ya bunu alıp satanlar soruyorsunuz. Bizzat yaşayana soruyorsunuz. Yaşadığı bir enflasyon var. Bir de açıklanan enflasyon var. Ya da istihdamla ilgili veriler. İstihdam verileri. Şimdi yani işsizlik oranı düşüyor diye açıklanabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi bu kadar krizden bahsedeceğiz. Bu kadar sanayi üretimi düşecek. Sanayi kapasite kullanım oranı düşecek. Ve diyeceksiniz ki işsizlik geçen seneden bu yana düştü. Ve bütün dünyada da işsizlik artıyor yani. İşsizliğin artmadığı tek bir ülke yok şu anda. Açıklanan bütün rakamlar hep artışta. Ama bizdeki açıklanan rakamlar öyle değil. Peki Ali Bey... Şimdi yani gençlerle şöyle bir oturup konuşun. Üniversite mezunu gençlerle konuşun. Onlardan işsizliği bir dinleyin yani. Hani açıklanan rakam mı doğru, yoksa şöyle 50 tane genci rastgele toplayın bir konuşun. Bir sorun. Hangisi iş bulmuş, hangisi bulamamış. Bu arada yayınımız çok ilgi görüyor. Bayağı uzun sürdü ama arkadaşlar beni sürekli bilgilendiriyorlar. Birçok başka internetten, sosyal medyadan yayın yapan kuruluş da bizden bu yayından alıntılarla bunu paylaşıyormuş. Çok sorular, ek sorular da geliyor. Ben elimdekileri de tam bitiremedim. Mesela en çok sorulardan birisi de şu: gitmediğimiz, üzerinden geçmediğimiz köprülerin paralarını ödemek ne zaman sona erecek diyorlar. Bu ilginç bir olay biliyorsunuz ve daha bayağı da süreceğe benziyor. Ne diyorsunuz? Ya şöyle, öncelikle büyük projeleri biz önemsiyoruz. Yani Türkiye ekonomisi şu anda bakmayın. Yani Türkiye ekonomisinin hak ettiği büyüklük bu değil. Çok büyük potansiyel var. Ve ekonomimiz büyüdükçe bizim büyük havaalanlarına ihtiyacımız daha fazla olacak. Daha çok köprüye ihtiyacımız olacak. Daha modern hastanelere, daha büyük hastanelere, zaten yani mutlaka daha büyük demeyeyim ama daha modern, daha kaliteli hastanelere ihtiyacımız mutlaka olacak. Dolayısıyla biz havaalanı gibi, köprü gibi, enerji tesisleri gibi altyapı yatırımlarını çok çok önemsiyoruz. Ve bunların mutlaka devam etmesi gerekiyor. Ama buradaki sorun şu: bu projeler yapılırken, o ihaleler yapılırken gerçekten bu projeler makul bir maliyetle tamamlandı mı? Yoksa olması gerekenden çok daha yüksek bir bedel mi ödeniyor şu anda? Bunların sorgulanması lazım. Ayrıca bu yap işlet devlet projeleriyle alakalı ya da kamu özel işbirliği projeleriyle alakalı biz parti programımıza yine çok açık yazdık politikalarımız ki öngörülebilir olalım diye. Nakit akarı olan, yani yatırım yaptıktan sonra size hemen nakit üretmeye başlayan projeler konusunda kamu özel ortaklık işbirliği projelerinin biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve burada özel sektörün hızlı ve kaliteli imalatından ve daha hızlı yürümesinden istifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özel sektör devlet için yapıyorsa proje uzuyor, daha uzun sürüyor, daha kalitesiz oluyor ve daha pahalıya mal oluyor. Ama özel sektör kendi yapıyorsa ve kendi işletecekse çabuk yapmak istiyor. Kaliteli yapayım ki sonradan masraf az olsun bana diyor. Dolayısıyla model önemli model ama bu modeli çok daha etkin bir maliyetle götürmek lazım. Çok daha düşük maliyetlerle bu projelerin tamamlanması mümkün olurdu. Eğer ihaleler şeffaf, açık, geniş katılımla yapılsa idi. Şimdi şeffaflık dediğiniz zaman, ihalelerden bahsettiğiniz zaman tabii ki akla kayırmacılık ve yolsuzluk geliyor. Türkiye'nin bu konuda, ki siz 3Y ile mücadele için kurulmuş bir partinin devamısınız ya da oradan ayrıldınız diyelim. O muhalefet partileri sık sık bunu hatırlatıyor biliyorsunuz. Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk. Şimdi anladığım kadarıyla 3Y'de bayağı bir aktif şu anda Türkiye'de. Yasak gani gani. En son bizim sosyal medyamıza da gelmek üzere. Yolsuzluk, yoksulluk zaten ortada ve yolsuzluk. Bu niye böyle oldu? Bunu çok samimi soruyorum. Çünkü bu hareketin temelinde Refah Partisi'ne falan gittiğimiz zaman genellikle şöyle bir şey vardı. Ya bunlar, çok kaba söyleyeceğim ama, yemezler. Bunlar dindar insanlar, yemezler noktasından yiyorlar ama çalışıyorlar noktasına gelmiş bir hareket söz konusu. Ne oldu burada? Ne koptu? Bu yolsuzluk niye bu kadar artık kanıksandı, şeffaflıktan bu kadar uzaklaşıldı, hep belli kişilere verilen ihaleler vesaireler, siz de söylüyorsunuz, hak edişlerin çok yüksek tutulduğu iddiaları herkesi ikna ediyor. Ne oldu burada? Şimdi yani Türkiye'de her türlü israfın çok fazla olduğunu maalesef görüyoruz ve üzülüyoruz. Burada başta benimsenen ilkelerin, prensiplerin, değerlerin korunarak devam edilmesi son derece önemli. Ve o ilkeleri, prensipleri, değerleri koruyan bir ekiple yola devam etmek de çok çok önemli. Çünkü devlet yönetimi özellikle süreyle çok alakalı. Yani süre çok uzayınca hissiyat değişmeye başlıyor. Yani biz devlet işini hep emanet olarak gördük. Ben 13 yıllık bakanlık döneminde odamın dolaplarını hep boş tuttum. Hiçbir zaman çalışma odalarına yerleşmedim. Bu makam odası denir, biliyorsunuz. 13 yıl boyunca bir masamın üstündeki evraklar vardı, bir de orada asılı ceketim vardı. Ve her an kalkıp gitmeye hazır bir modda çalıştım. Bu süreyle alakalı. Ve biliyorsunuz bizim bir 3 dönem kuralımız vardı. O 3 dönem kuralı çok önemliydi. O 3 dönem kuralına göre benim bakanlık süremde 3 dönem oldu ve bitti. Daha sonra ara bir dönem oldu 2015'te, biliyorsunuz, 2 seçim arasında ve ondan sonraki süreçte de ben icranın içerisinde olmadım. Güç egzersizi yapılan makamlar, yani güç kullanılan makamlar, hele hele bu devlet gücüyse bunun mutlaka süreyle ve hukukla sınırlanması lazım. Denge kontrol mekanizmalarının mutlaka çalışıyor olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yargı sistemiyle yürütmenin mutlaka kendi içerisinde güç, kontrol, denge mekanizmalarıyla yürümesi lazım. Süre çok uzadığında iş bozuluyor. O 3 dönemin ruhu çok önemliydi AK Parti kurulurken. Onun ruhu maalesef yaşatılmadı. Entrikalar, etrafından dolaşmalar, kuralları bypass etmeler, kuralları değiştirmeler oldu. Ve daha sonra maalesef pek çok konu yanlış bir noktaya geldi. 3. dönem çok kıymetliydi ve 3. dönemin bir sonraki döneme geçiş için hazırlık olarak kullanılması gerekiyordu. Yani bir sonraki neslin aynı ilkeleri ve değerleri yürütecek bir sonraki neslin hazırlanmasıyla o 3. dönemin değerlendirilmesi gerekiyordu. O olmadı. Ondan sonra hiç bitmeyen bir dönem başladı. Yani kuralların değiştirilerek bir şekilde uzatmalarla, bir şekilde kilometreleri, sayaçları sıfırlayarak uzatmalar söz konusu oldu. Bu sürenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve dünyada da bunun örneği çok. Ana ilke, ana kural şu: eğer güç kullanılan bir makamsa, bu bir bakanlık olur, müsteşarlık olur, hatta banka genel müdürlüğü, hatta banka şube müdürlüğü olur. Bakın, banka şube müdürlüğü. 5 yıldır biliyorsunuz orada kural, teamül. 5 yıldan fazla bir banka şube müdürü orada durmaz yani. Yani güç kullanılan bir pozisyon ise hukukla ve süreyle bunun sınırlanması lazım. Yoksa güç yozlaştırıyor. Mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. Ben sizinle ilgili yaptığım yayınlarda, gıyabınızda ve sizinle ve Gelecek Partisi hakkında yaptığım yayınlarda genellikle şöyle bir eleştiri dile getirdim, biliyorsunuzdur. Bir takım eleştiriler getiriyorlar ama özneyi tarif etmiyorlar. Yani Türkiye kötü gidiyor, Türkiye kötü yönetiliyor. Ama kim yapıyor? Burada esas olarak birinci derecede sorumlu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Ama gerek Davutoğlu, gerek siz bu konuda biraz imtina ediyordunuz. Biraz değil, fazlasıyla. Ben de özneler nerede diye soruyordum. Geçen Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Başkanı, biliyorsunuz Şehir Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi olayından sonra çok sert bir açıklama yaptı ve orada özneyi baştan sona koydu. O açıklamadan da haberdarsınızdır, görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur en azından. Ben aynı zamanda izledim. Çok doğrudan kendisini yaralayan bir olay olduğu için de biliyoruz ama bütün bunların ve şöyle bir cümle etti. Recep Tayyip Erdoğan iyi çevresi kötü söylemlerinin hiçbir geçerliliği kalmadı dedi. Siz Ali Babacan olarak özne konusunda hangi noktadasınız? Türkiye'nin sorunlarının birinci derecede sorumluları kimler? Şimdi Ruşen Bey, öncelikle biz bu partimizi kurmadan önce toplumumuzu çok iyi anlamaya çalıştık. Birebir görüşmeler, toplu görüşmeler, farklı meslek grupları, farklı yaş grupları ama özellikle gençleri iyi analiz ettik. Ve AK Parti seçmenini de çok iyi analiz ettik. Diğer partilerin seçmenlerini de analiz ettik. Ve çok detaylı çalışmalar yaptık. Yani bunlar hani hem siyaset bilimcileri hem sosyal bilimcilerin de içinde olduğu ekipler tarafından yapıldı. Biz partimiz kurulduktan sonra hiçbir araştırma yapmadık. Çünkü ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz artık. Gerek yok. Biz başladık, yürüyoruz, gidiyoruz. Ama kurulmadan önce çok araştırdık. Şimdi eğer bir duruşumuz varsa, bazı şeyleri farklı bir üslup içinde götürüyorsak bunların hepsinin bir sebebi var. Biz halkımızı iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ve vatandaşlarımızın gerçeği görmesi kesim kesim zaman içerisinde mutlaka gerçekleşecek. Ama bizim sonuna kadar toplumumuzun bütün kesimleri tarafından dinlenmemiz lazım. Yani bizi öncelikle insanların dinlemesi lazım. Bazı şeyleri konuştuğunuzda sizi dinlememeye başlarlar. Kapatırlar. Frekansı çevirirler. Biz sonuna kadar toplumumuzun her kesiminin kulak kabarttığı, her kesiminin merakla ve heyecanla ve olumlu bir bakış açısıyla dinlediği bir siyasi parti olmak istiyoruz. Erken aşamada hiçbir kesimin bizi dışlamasını istemiyoruz ve biz de hiçbir kesimi dışlamayacağız. Anladım. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Duyguların esiri olmayacağız. Bizim eski geçmişle ilgili bir hesaplaşmamız yok. Biz geleceğe bakıyoruz. Geçmişle ilgili bir rövanşımız, öyle bir hissimiz de yok. Diyorsunuz bizim ki geçmişte bir derdimiz yok. Biz geleceğe bakıyoruz. Ve geleceğin Türkiye'si için de formül şu. Bugün sorunlar var. Öznesi, yüklemi, nesnesi çok şey değil. Onu Türkçe, yani dil bilimciler onu çalışsın. Türkiye'nin sorunları var ama bizim de çözümlerimiz var. Şu anda iktidar partisinin artık bir trendi var. Yani her doğal bir süreç, doğal bir düşüş süreci başladı. Ve bunun nereye gideceği belli. Biz o güne hazırlanıyoruz. Ve bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğiyle, geçmişle değil. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenleri kendinizden uzak tutmak istemediğiniz anlaşılıyor. O zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Deva Partisi, şöyle sizin iki yeni kurulan partinin birlikte anıldığı çok cümle kuruluyor ve iki ayrı parti de bundan ayrı ayrı rahatsız olduğunuzu biliyorum ama şunu söylememe izin verin. Gelecek Partisi'nin daha çok AK Parti tabanına, sizinse Deva Partisi'nin ise daha çok muhalefet tabanına sempatik geldiğiniz yolunda yorumlar yapılıyor. Bu herhalde katılmıyorsunuzdur ama bunu söylemiş olayım. Yani bunlar için çok erken, çok erken. Yani Türkiye genelinde şu anda yani insanlara hani sorsanız biz sormuyoruz. Yani prensip olarak hele Covid'den sonra hiç araştırma yaptırtmadık. İnsanlara mümkün olsa da sorsanız benim sadece tahminim, yani Ali Babacan ve arkadaşları bir siyasi parti kurdu diye duyanların yüzdesi fazla olabilir. Ama Deva Partisi diye bir şey duydun mu diye sorduğunuzda muhtemelen duyanların yüzdesi henüz fazla değildir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla işin çok başındayız. Ve her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay bizim farklılığımız, ne yapmak istediğimiz ve nasıl bir Türkiye hayal ettiğimiz daha iyi anlaşılacak. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz, kendimizden çok eminiz, toplumumuzu ve halkımızı iyi anladığımızı düşünüyoruz ve büyük bir kararlılıkla Türkiye'nin bir sonraki döneminin biz hazırlığını yapıyoruz şu anda. Bu sorumluluk bizim üzerimizde kalacak. Bu sorumluluk bizim ve ekibimizin sırtında olacak. Biz şu anda onun hazırlığıyla meşgulüz. Yoksa geçmişle, bugünkü yönetimle, bugünkü yapılanlarla, şahıslarla bizim meselemiz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Biz ülkenin sorunlarına odaklanıyoruz. Onu A şahsı yapmış, B şahsı yapmış. Bir noktadan sonra çok önemli de değil yani. Yani çünkü hesaplaşmamız yok. Yani hedefimiz bizim, açıkçası ben çok açık söylüyorum, bizim hedefimiz ne AK Parti'dir ne Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Biz o tarafı hedeflemiyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğine bakıyoruz. Bu gençlerimizin geleceğine bakıyoruz. Bu ülkenin geleceğine bakıyoruz. Ve daha iyi bir Türkiye hedefliyoruz. Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceği. Başka hiç kimseyle derdimiz yok. Bir şey sorayım. Bir ara bahsettiniz başlarda, ilk başlarda, ki bu arada 1,5 saati geçtik farkındaysanız. Ama daha konuşabiliriz. Benim için sorun yok. Senin için de sorun yok diye umuyorum. Biraz daha devam edelim. Yerel seçimlerden bahsettiniz ve bunun çok büyük bir yenilgi olduğunu söylediniz İktidar Partisi için ve hala bundan kurtulamadığını söylediniz. Şunu sormama izin verin. Bir yılı biraz zaman geçti yerel seçimler yapılalı. Özellikle AK Parti'den alınan belediyeler, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, performanslarını nasıl buluyorsunuz dışarıdan birisi olarak? Çünkü sizin partinizden değiller. Ama evet, bir ayağınız İstanbul'da, Ankara'da yaşıyorsunuz ama diğer yerlerden de haberdarsınız. Nasıl bir performans görüyorsunuz? Aslında yani hem Ankara'daki hem de İstanbul'daki arkadaşlarımızın böyle performanslarını ortaya koyacak bir alan ben göremiyorum. Çünkü bir yandan biliyorsunuz belediye meclisleri onlarla uyumlu çalışmıyor. İkincisi merkezi hükümet her türlü engellemeyi karşılarına çıkarıyor. Ve icraat üzerinden, hizmet üzerinden değil de yani bir tarafta işte bir iktidar var, Cumhurbaşkanı var, o İktidar Partisi'nin genel başkanı aynı zamanda. Bir tarafta da son seçimlerde Cumhurbaşkanı'na rağmen, İktidar Partisi'ne rağmen seçim kazanmış arkadaşlarımız var. Dolayısıyla performansı ölçecek, icraatlarını ölçecek, hizmetlerini ölçecek bir durum ben şu an için görmüyorum açıkçası. Çünkü hem Ankara hem İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanları'nın işleri çok kolay değil. Yani bir kendilerine böyle bir kendilerini gösterecek alan açılmıyor maalesef. Bunlara ne diyorsunuz? Güneydoğu'da hemen hemen bütün belediyeler, önce büyük şehirler, sonra bazı iller ve ilçeler kayyum atandı. Yerlerine mülki amirler atandı. Artık ikinci tur oldu bu. Bu konudaki pozisyonunuz nedir parti olarak? Yani buradaki pozisyonumuzda çok net. Yine parti programımızda bunu açıkça yazdık. Biz seçimle iş başına gelmiş bir belediye başkanının yargı kararı olmadan görevinden uzaklaştırılmasını büyük bir yanlış olarak görüyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın ve tabii ki hükümetin seçilmiş belediye başkanları üzerindeki vesayeti kabul edilemez. Bir seçilmiş belediye başkanının arkasında bazen 5.000 oy vardır, bazen 500.000, bazen 5 milyon. Şehirden şehire değişir. O kişi sadece bir bireyden ibaret değildir ki. O kişi aynı zamanda kendine destek veren, kendisini seçimle iş başına getiren halkın iradesini temsil eder orada. Siz idari bir kararla o kişiyi görevden alıp da hele meclisten değil, yani seçim işlerinin içerisinden değil de dışarıdan bir kayyum atadığınız anda o oy veren insanların siyasi iradesini sıfırlamış oluyorsunuz. Biz Türkiye'de vatandaşlarımızın bu ülkenin demokrasisine bağlılığını artırmak için çalışmak zorundayız. Yani eğer vatandaşlarımızda şöyle bir hissiyat oluşursa, ya ben kime oy verirsem vereyim sonuç değişmiyor ki. Sandık önüme konuyor. Ben de bu belediye başkanlığı adayını sevdim, oy verdim. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra adam gitti, yerine başkası kondu. Bir dahaki seçime niye gitsin bu insanlar? Bu demokrasiye niye bağlı kalsınlar? Bakın Allah korusun. Eğer siz Türkiye'de demokrasiye olan inancı, demokrasiye olan güveni zedelerseniz, demokrasi yoluyla bu ülkede bir şeyler değiştirebilir diye halka bunun güvencesini vermezseniz, ülke başka yönlere gidebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Burada yapılması lazım. Yani hele hele idari kararla asla. Ha şu olur, yargı bakar, bağımsız ve tarafsız yargı. Hep vurguluyorum, bağımsız ve tarafsız yargı. Hem bağımsız olacak, etki altında olmayacak ama aynı zamanda da tarafsız çalışabilecek yani. Onun da bir sürü şey var arkasında. Neyse. Yani bağımsız ve tarafsız yargı karar olmadıkça seçilmiş bir belediye başkanına dokunmamak lazım. Biz bunu çok da açık yazdık programımızda. Bu yargı demişken tabii kayyumlarla da ilgili bir olay. Siyasetçiler, özellikle HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, eş başkanlar, genel başkanlar, tabii ki ilk akla gelen de Selahattin Demirtaş. Size bu daha önce de soruldu ama tekrar sormak isterim. Selahattin Demirtaş'ın olayında biliyorsunuz sürekli bir takım kararlar alınıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire ve sürekli de karşısına yeni suçlamalar, yeni şeyler. Siz bugün iktidarda olsanız nasıl bir tutumunuz olurdu? Yani o da çok açık. Bakarız. Yani eğer bu konuyla ilgilenen savcılarımız, yargıçlarımız yani gerçekten öncelikle tarafsız çalışabilecek kişiler mi değil mi? Yani tarafsız çalışabilecek kişilerse zaten hiçbir sorun yok. Çünkü deriz ki ya biz hiçbir şey söylemiyoruz. Doğrusu neyse onu yapın. Bakın dosyasına bakın, anayasaya bakın, yasalara bakın. Kalbinizin, vicdanınızın sesini en sonunda dinleyin ve kararınızı verin deriz. Ve o şekilde nasıl sonuçlanırsa sonuçlanır. Ama uzaktan izlemen, dosyanın detaylarına hakim olmamakla beraber uzaktan izlediğimiz tam bir gayabet. Yani Sayın Demirtaş'la alakalı yani birkaç yıldır tutuklu yargılanırken yargılandığı dosyadan beraat edip de o günün akşamı bambaşka bir dosyadan tekrar tutuklanma kararı alınması tam bir garabet. Yani o kadar tesadüf olmaz yani. Bu ikisi aynı tarihte buluşacak ve tutukluluğu sona ermeyecek bir şekilde. Yani bu ancak merkezi bir koordinasyonla olabilecek bir konu ve tamamen bir inatlaşma sonucu diye düşünüyorum. Ali Bey, sizi gören ekonomi aklına geliyor ama sizin Dışişleri Bakanlığınız da var, çok uzun olmasa da. Bir iki dış politika ile ilgili soruyla yavaş yavaş toparlayalım. Bayağı da geç oldu ama güzel gidiyor. Çok büyük bir ilgi var. Arkadaşlarınız da farkındadır herhalde, partili arkadaşlarınız da. Birçok mecrada aynı anda yayınlıyoruz ve bizden de burada söylediklerinizden başlıklar çıkartılıp başka mecralarda bunu paylaşıyorlar. Birçok konuda söylediğiniz şeyler, mesela içkideki vergi ya da LGBT meselesi vesaire şimdiden dolaşıma çok ciddi bir şekilde girmiş durumda. Libya, Türkiye'nin şu andaki Libya politikasını benimsiyor musunuz? Şöyle diyeyim, yani bu son soru olsun Ruşen Bey, çünkü 22.30'dan itibaren randevular vermiştim. Şimdi arkadaşlar tamam, beklemeye başladı. Bitiriyorum, evet. Cevap vereyim sonra. Libya'dan sonra bir de Suriye. O zaman Suriye'yi de beraber sormuş olayım, bitirelim. Hatta Suriye sorusunda tabii en çok merak edilen husus biliyorsunuz Türkiye'deki Suriyeliler. Türkiye'deki Suriyeliler ne olacak sorusu. Şimdi bu yani Suriye konusu şöyle, yani sizin de herhalde bir 2 saatlik, 3 saatlik bir Suriye programı başlı başına yapabiliriz. Yani konu çok boyutlu bir konu. Yani böyle kısa birkaç cevap verip de bu kadar önemli bir konuyu açıkçası yanlış anlamaya müsait bir çerçeveye de getirmek istemiyorum. Ama Libya'dan başlayayım. Aslında hem Libya hem Suriye hem genel olarak problem, şu andaki dış politika uygulamalarındaki en önemli problem Türkiye'nin her konuda taraf olma merakı. Yani nasıl içeride ayrıştırma, kutulaştırma, öteki beriki, benden yana ondan yana yaklaşımı varsa ve ancak o şekilde içeride oy ve destek toplanabiliyorsa, bu aynı şekilde dış politikaya da tezahür etmiş durumda. Yani dış politikada da aynı şeyi görüyoruz. Yani kutuplaştır, ayır, taraf ol. Yani eskiden herhangi bir ülkede bir iç sıkıntı çıktığında biz arabulucu oluyorduk. Taraflara diyorduk ya dur, ikiniz de kardeşim misiniz arkadaş? Ya, nedir derdiniz? Ne yapabiliriz? Biz nasıl çözüm üretebiliriz? Ve her iki taraf da bize güveniyordu. Ya siz hani sizden bir zarar gelmez ve gerçekten iyi niyetli yaklaşırsınız ve gerçekten olumlu ve yapıcı çözümler bize önerirsiniz diye her iki taraf da güveniyordu bize. Ve pek çok konuda arabulucu olduk. Bunu yaptık yani pek çok konuda. Kamuoyunun bildiği alanlarda da yapmadık, yaptık. Bilmediği alanlarda da yaptık. Ve hiçbir zaman bunun reklamını en azından ben kendi adıma yapmadık yani. Pek çok arabuluculuk yaptık ama reklamını yapmadık. Çünkü reklamını yapsak o ülkeye zarar vereceğiz. Yani bir başka ülkeyi çağırmışlar arabulucu kendi iç meselelerini. Yaptık, sessizce bitirdik. Minnettar kaldılar ve ayrıldık. Şimdi bunları yaptık ama taraf olma merakı şu anda korkunç bir şey. Diyelim ki Körfez İşbirliği Konseyi değil mi? 6 tane ülke. Aralarında problem çıkıyor. Hemen bir tarafa geçiyoruz, öbürlerini karşımıza alıyoruz. Bu çok yanlış bir şey. Bizim problemlerin tarafı olmamamız lazım. Bizim çözümlerin tarafı olmamız lazım. Yıllarca böyle gitti. Bu ülkenin itibarı öyle yükseldi. Yoksa taraf olup kutuplaştırıp hani problem olup düşman, tabii içeride de düşman arayışı var yani. İçeride illa sürekli bir dış düşman gösterme ihtiyacı var. Yani alttan alta bu motivasyon da var. O da zaten dış camiada, uluslararası alanda Türkiye'yi çok zor duruma düşürüyor. Ama daha özele inelim şimdi. Libya özeline inelim. Öncelikle şu çok önemli. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını, uluslararası hukukun kendisine verdiği hakları korumak ve ilerideki stratejik üstünlüğümüzü kaybetmemek açısından Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma doğru bir anlaşma. Yani hiçbir petrol ya da özellikle doğal gaz boru hattının Türkiye'yi bypass edemeden Avrupa'ya gitmemesi. Yani Türkiye'yi bypass etme çalışmaları var şu anda biliyorsunuz. Yani bölgedeki ülkeler, uzaktan gelen ülkeler tamamen karşımızda cepheleştiler. Biz yalnız kaldık ve Türkiye'yi bypass edip Türkiye'ye rağmen çabalar var. Şimdi bunları önlemek için Libya ile Türkiye arasında yapılmış olan anlaşma, Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması doğru bir anlaşma. Fakat o anlaşmanın tarafı da Libya'daki iç savaşta işin bir tarafı, öbür tarafı değil. Dolayısıyla şu andaki hükümetin anlaşmayı yaptığı tarafın desteklemesi gibi bir tutum var. Bunlar olabilir ama eğer burada başarılı olacaksanız bu nihayetinde diyalogdan geçiyor. Diplomasinin çalışmasından geçiyor. Ve dünyada dostlarla sonuç elde edebilirsiniz. Dünyada herkesi kendinize düşman edip de ondan sonra sonuç elde etmeniz çok zor. Şu andaki en önemli sıkıntı Türkiye'nin yalnızlığı. Yalnız bir ülke olduğunuzda en haklı olduğu yerde bile haksız duruma düşebiliyorsunuz. Ama bizim umudumuz şu ki yani Libya'da bir an önce hani tarafların konuşarak iyi arabuluculuk mekanizmalarıyla anlaşması, bir an önce ateşkes ve bir an önce Libya'da iç barışın ve nihayetinde de huzurun sağlanması. Birinci öncelik bu olmalı, bu gözle bakmalı. Yok sürekli taraf olalım gözüyle baktığımızda yani meselenin şöyle üzerine çıkıp da meseleyi nasıl çözeriz, barışı nasıl sağlarız diye bakmazsanız sadece meselenin tarafı olarak devam ederseniz çözüm açıkçası çok çok zor. Suriye Ali Bey, apayrı bir konu. Suriye evet. Çok büyük bir mesele dediniz ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sizin parti kurulu sürecinde en çok dile getirdiğiniz hususlardan birisi yükselen popülizm ve bunun tehlikeleri Batı'da vesaire. Bunun bir Türkiye'deki versiyonu da aslında Suriyeli göçmenlere yönelik olarak var biliyorsunuz. Ve bir sorun var ortada. Hem çok sayıda insanın olması var hem de bu insanlara karşı, göçmenlere karşı kabaran ve kimi durumda da kabartılan bir takım tepkiler var. Bu mesele sizin gündeminizde önemli bir yer işgal ediyor mu? Bu çok önemli bir konu. Türkiye için hem sosyal bir konu hem ekonomik bir konu. Tabii yani dış politikanın da en sıkıntılı alanlarından bir tanesi. Buradaki tabii en önemli hedef Suriye'de bir an önce iç barışın ve güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin sürdürülebilir bir yönetim sistemine kavuşması. Bu olmadan Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri mümkün değil. Yani ne insanlık gereği mümkün ne de uluslararası hukuk karşısında mümkün. Bu ancak gönüllü bir geri dönüş olmak zorunda. Hem insanlık gereği hem uluslararası hukuk gereği. Bu gönüllü geri dönüş de ancak Suriye'de şartların normalleşmesiyle mümkün. Suriye'de de işin tamamen şu anda bir tarafı Türkiye. Bir tarafı. Pek çok başka tarafı var. Yani meseleye topyekün bakıp problemi nasıl çözeriz diye bir bakmak var. Bir de meselenin tarafı olarak tek taraflı bir mücadeleyle götürebilmek var. Burada yine çözüm diplomasiden geçiyor. Çözüm uluslararası siyasi diyalogdan geçiyor. Ama diplomasi diyoruz. Diplomasi kim yapacak? Diplomasiyi yetkin, tecrübeli diplomatlar yapacak. Diplomatlara alan açacaksınız. Bizim şu anda en önemli insan kaynağı hazinemizin birisi de Dışişleri Bakanlığı'dır. Yani ben 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yapma onurunu yaşadım. Orada çok ciddi bir insan kaynağı birikimi vardır. Fakat şu anda fiili durum oradaki insan kaynağı birikimini önemli ölçüde bypass edip dar bir çevrenin birkaç kişinin dürtüleriyle, rövanşlarıyla, kızgınlıklarıyla, hınçlarıyla yürütülen bir dış politika var şu anda Türkiye'de. Böyle çözüm üretemezsiniz ki. Böyle sonuç alamazsınız. Yani burada gerçekten ülkemizin uzun vadeli çıkarlarını esas almamız lazım ve bölgemizin bir an önce barışa, huzura kavuşması için bir hedef koymanız lazım. Tüm bölge için bir nihai stratejik bir planınız olması lazım. Nasıl bir Suriye görmek istiyorsunuz? Nihayetinde nasıl bir Libya görmek istiyorsunuz? Ve bu ortak stratejik hedef konusunda mutabık kaldığınız başka ülkeler olması lazım. Tek başınıza askeri gücünüz yetersizse, para gücünüz yetersizse tek başınıza yapmanız çok zor. Yani sizden daha çok parası olan ya da sizden daha fazla askeri teknolojisi olan bir ülke karşınıza dikildiği anda orada tıkanır kalırsınız. Sözün gücü çok önemlidir. Sözün gücü de itibardan gelir. Daha önce doğru iş yapmaktan gelir. Yani daha önce doğru işler yapacaksınız. İnsanlar size güvenecek. Türkiye böyle söylüyorsa bunlar hakkı savunur. Bunlar taraf olmaz. Ancak insanlıktan yana, haktan yana taraf olur diye insanlar güvenecek Türkiye'ye. Ondan sonra da sorun çözmeye başlayacaksınız. Aksi halde çözüm üretmek çok zor. Neredeyse 2 saat olacak. Baktım 110 dakika. Maşallah sizi çok gördük ama çok iyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sizi azat etmeye karar verdik arkadaşlarla. Tekrar yeni genel merkeziniz, daha doğrusu ilk genel merkeziniz hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Çok iyi bir yayın oldu. Birçok konuyu konuştuk. Soruların ezici bir çoğunluğu izleyicilerimizden geldi. Birbirinden farklı sorular ve bunları özgürce, açık bir şekilde direkt olarak sorduk. Bunu da bize her türlü kısıtlamaya rağmen teknolojinin sağladığı imkanlarla yaptık. Umarız bu imkanlarımız kaybetmeyiz, daha da geliştiririz ve daha sonra da yeni yayınlarda devam ederiz. Tekrar söylüyorum, bir sonraki yayını stüdyoda yapalım. Bu arada Sadullah Bey'e de söyleyeyim, bana söz verdiği yayını, onun meraklısı da çok var. Onu da bir an önce yapalım. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınıza da selamlar. Burada biz bir ekip olarak bu olayı gerçekleştirdik. Siz de orada bir ekip olarak varsınız. İyi günler, iyi akşamlar Ali Bey. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Aslında biz sizi en kısa zamanda genel merkezimize bekleriz. Hayırlı olsuna gelirsiniz diye ümit ediyoruz. Geleceğiz tabii zamanda. Muhakkak. Gazetecinin işi zaten bu. Çok sağ olun. Tekrar izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la 2 saate yakın 110 dakikalık bir söyleşi yaptık. Bu da sanki benim buradaki rekorum oldu. Bakalım nasip, başka yayınlarda tekrar buluşmak üzere. İyi geceler. İyi geceler, teşekkürler. Bütün arkadaşlara, Medyascope ekibine çok çok selamlar.